Şimdi bir yandan da gözüm penaltı pozisyonunda. Pozisyonu çünkü aşağı inerken izleyememiştim pozisyonun oluşumunu. Ama Visca iyi bir penaltı kullanamamış gibi geldi bana. Kimi zaman oraya kullanır oyuncular kalecinin bulunduğu bölgeye ortaya Feyyaz hocam ama... Evet, yani bir risk barındırıyor. Köşeye vuramamış, sert vurmuş ama köşeye sert de vurmuş, kalecinin üstüne vurmuş. Tabii kırılma anı o penaltı yani. Çok kritik bir maç. Bugün Gaziantep-Kasımpaşa maçı 2-2 bitti. Burada Kasımpaşa öne geçmişti aslında. Evet. Kritik bir maçtı Kasımpaşa için de. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fatih Karagümrük bay geçti. Fenerbahçe hafta içi mesaisini bay geçecek. Hafta içi Sivas, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları var. Yani öyle dolu dolu. Hemen bakalım puan durumu ne oldu? Beşiktaş 71 puanla ligin zirvesinde. Fenerbahçe'nin 69 puanı var, hafta içi bay geçecek. Galatasaray 65 puanda. Yukarıdaki üçlü bunlar baş başa kaldılar. Ligin son 7 maçını bir şekilde bakalım nasıl geçirecekler. Orada gerçekten daha bu köprünün altından sular akar dedirtecek maçlar var. Önemli kritik maçlar var. Dördüncü Trabzonspor'un 59 puanı var. Tabii Trabzonspor da Galatasaray'la karşılaşacak bu hafta. O anlamda kendisi için çok önemli bir maça çıkıyor. Sıralamadaki yeri anlamında. Alanya 52, Gaziantep 51, Hatay, Sivas 50. Bunlar neden önemli? Hatta Karagümrük'ü bile sayabiliriz 49 puanlı. Çünkü 5.lik Avrupa ihtimali demek. 49'dan yani 5, 6, 7, 8, 9 şu 5 takım Avrupa ihtimali için bir maçlık makas aralığıyla mücadele ediyorlar. Buradaki her takımın dolayısıyla bir amacı var şu bölgedeki. Onu da belirtelim. Hemen ikinci sayfa gelsin ve düşme hattına bir bakalım. Malatya bu hafta kritik bir galibiyet aldı. Keza Rize öyle çok rahatladı. Şumudika burada Mourinho gelse bir şey yapamaz falan gibi laflar etmişti sanki. Öyle hatırlıyorum. Ama Rize gayet güzel çıktı o döngüden. Şimdi Denizli 26'da kaldı hocam. Gençler 31, Erzurum 31. Başakşehir değerli izleyenler 33 puanda. Son şampiyon Medipol Başakşehir düşme hattında üzerinde 34 puanlı Kayseri var. Sonra 37 puanlılar geliyor. Yani zor işler, kolay değil. Erzurum'un bir maç fazlası var, onlar da bay. Bir maç fazlası demeyelim de bay haftasını oynamadı diyelim. Daha doğru bir ifade. Bay haftasını geçmedi diyelim. Buralar sıkıntılı. Sanıyorum hani 14'ün aşağısı, hatta belki Rize'yi de bilmiyorum katabilir miyiz? O bölgenin 6, 33 puanlı 2 maçlık bir makas düşünürsek. Biraz daha Rize rahat olmakla beraber, hele 14'ün altı, şu dörtlü, bu dörtlü artık son haftalarda 9, yani Rize'nin pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Değil mi hocam artık? Yani orada artık çünkü bir ya da iki galibiyeti hemen hemen diğer her takım kaybedecek, kazanacak da onun sadece iki galibiyeti yeterli herhalde. Evet. Rize yani 43 sanki tutar gibi gözüküyor. Rize mükemmel bir galibiyet 43, aldı. 43-44 çok kritik galibiyet aldı hocam. Peki Feyyaz hocam, Gürcan Bilgiç vakur adımlarla stüdyoya girerken size sorayım. Çok zor bir karşılaşmaydı. Yani herkes Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı da, Başakşehir'e gönül verenler de bu zorluğu teslim ediyordu. 3 ihtimalle de açık bir maç deniyordu. Takımların içinde bulunduğu durum, kadro yapıları. Hani bir Başakşehir tamam bu durumda da geçen yılın şampiyonu bu takım. Kupada da 5'i Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmıştı. Çok zor bir maçtı. Neresinden bakarsanız bakın. Çok değerli bir 3 puan oldu Fenerbahçe için. Nasıl oldu hocam? Tabii ki Fenerbahçe adına çok güzel oldu. 1-0 geriden oyunu da çevirmek tabii ki kolay değil Başakşehir karşısında. Ama pes etmediler, mücadeleye devam ettiler. Rakibin hata yapmasını beklediler, hatta biraz da zorladılar ki
Başakşehir oyun kuruluşlarında ciddi hatalar yaptı zaman zaman. Bunda tabii hem Başakşehirli oyuncuların ve kalecinin hataları artı. Tabii ki önde alan kapatma, pres gibi Fenerbahçeli forvetlerinde rakibi bozması olduğunu düşünebiliriz. Çok önemli bir galibiyet yani şampiyonluk yolunda. Çünkü rakip çok ciddi bir rakip. Fenerbahçe adına konuşursak kolay bir rakip değil. Hocaları eski Fenerbahçe'de başarılı bir kariyeri olan futbolculuğunda, hocalığında bir teknik adam. Onlar açısından da önemli. Artı Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geçmiş oyuncular var. Onlar açısından tabii daha da önemliydi ama neticede Fenerbahçe kazanmasını bildi. Kazanmasını bildiden ziyade şöyle Fenerbahçe'de hakikaten Emre Belezoğlu ile birlikte böyle bir istek, bir arzu, bir hırs, bir pes etmeyen Fenerbahçe seyrediyorum. Ben öyle görüyorum. Takımı hiçbir şekilde oyunun hiçbir dakikasında hem skora hem rakibe karşı devamlı karşı koyan, kolay teslim olmayan bir Fenerbahçe. O havaya girmişler. Çok doğru bir zamanda Fenerbahçe bu havaya girdi. Çünkü şampiyonluk yolunda çok önemlidir Ender. Hocam mesela skor dezavantajına düştüğü zaman çok kırılgan bir takımdı Fenerbahçe. Biraz o görüntüden de uzaklaşmışa benziyor. Evet. Gerçi bugün ikinci yarının son bölümünde o tedirginlik yine de hissedildi çok. Ya o tedirginlik hep olacak. Çünkü futbolun doğasında bu var Ender. Neticede 2-1 öndeyken de biraz tedirgin oldukları pozisyon verdikleri durumlar oldu. Penaltı oldu. 2-2 olsa olay çok başka bir duruma dönüşecekti. Çok başka bir pozisyona evrilecekti. Ama öyle ya da böyle kazanmayı başardılar. Yani nasıl kopardılar adeta bana göre 3 puanı. O açıdan bu arada Ali Bey sanıyorum lazım. Bir açıklama yapacak. Basın mensubu arkadaşlarımız çevresini sardılar. Sözü bırakalım mı? Hazırlar mı acaba? Daha değil. Bütün televizyonların hazır olmasını bekliyorlar sanırım. Başakşehir açısından baktığımızda tabii ki böyle bir maçta 10 kişi kalmak hakikaten bütün oyun dengelerini bozdu. Orta sahada eksildiler. Tabii ki atak güçleri azaldı. Orta sahada eksik olmak demek, orta sahayla birlikte ofansif gücün de eksilmesi demek, geriye yardım eden bir oyuncunun daha eksilmesi demek. Bu arada Fenerbahçe biraz paniklemesine rağmen zaman zaman da oyunu açarak, pas yaparak skoru korumaya yönelik hamlelerde bulundu. Bir virgül koyalım, evet, gidelim. Beraber olamayalı, malum sebepten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tüm futbol ailesinin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarına, kulüplere yayınladıkları mesajlar için, arayıp sordukları için herkese dönemedim. Dönemediklerimden de özür dilerim. Çok şükür hafif atlattım diyebilirim diğer tanıdıklarıma göre. Ama herkese dikkatli olmayı davet ediyorum. Devletimize yapabileceğimiz bireysel olarak en büyük yardım ikazları, uyarıları ciddiye almak. Bu yeni varyant çok çabuk yayılıyor. Gördüğünüz gibi yani sadece iş yerlerimize değil, kulübümüz adına konuşayım. Tüm branşlarda yayıldı. Basketbolda 5 oyuncumuz, hocamız. Bununla beraber voleybol kadınlar finalinde 3. maça çıkamadık biliyorsunuz. Kadınlar Final Four vardı. O maçtan önce de 4 önemli oyuncumuz Covid'di. 2-3 idmanla sahaya çıktılar. Zaten maçın sonlarına doğru yorgunluklarından hastalığın etkilerini görmüş olduk. Dolayısıyla diğer kulüpler de bu sıkıntıları yaşıyorlar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm sporcu arkadaşlarıma, teknik kadrolara, stafflara, hepsine de geçmiş olsun diyorum. Benim hastalığım süresince de yanımda olan herkese de arayıp soran, merak eden, ilgilenen özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dediğim gibi kulübümüz son birkaç haftadır bu virüsle yoğun bir şekilde boğuşuyoruz. Bu size saydıklarım sporcu arkadaşlarımız. Aynı zamanda kulübümüzde çalışan pek çok kişiye de sirayet etmiş vaziyette. Hepsine de acil şifalar diliyorum. Kötü bir zamanda yakaladı bizi, sportif açıdan söylüyorum. Bugünün bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani ben aşı olmadım. Çünkü sıram gelmemişti. Ama aşı sırası gelenler, olmayan çok insan var. Muhakkak aşı olmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Zararı yok, faydası vardır. Yani aşı sırası gelen herkesin de özellikle bu imkanlardan yararlanması gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum. Her aşı olan
iki aşısını olan da yakalanmayacak diye bir şey yok ama hem yüzdeleri düşürüyor hem de yakalananlar daha çabuk iyileşiyorlar. Onu da üstüne basarak söylemek istiyorum. Bugünkü maça gelirsek arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bizim için çok çok önemli bir maçtı bu. Bilhassa bay haftasından önceki haftada. Başakşehir geçen sene şampiyonu. Bana göre onlar talihsiz bir sezon yaşıyorlar. Bizim iki sene yaşadığımız gibi iyi top oynuyorlar ama karşılığını alamıyorlar. Fakat ikimiz için de çok önemli maçtı. Mutlu olan, muvaffak olan, 3 puan alan biz olduk. Bay haftası öncesi de çok çok önemli bir virajı 3 puanla geçtik. Şimdi kaç hafta kaldı? 7 hafta kaldı. 7 hafta kaldı. Bizim 6 maçımız kaldı. 6 maçımız. 7 haftada her şey olabilir. Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Dolayısıyla son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Biz inanmaya devam edeceğiz. Kaptanımıza, hocamıza, sportif teknik direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belezoğlu'na, arkadaşlarına ve sahadaki tüm oyunculara, sahada olan olmayan bir hava yakaladılar. Hava değişti. Topla çok oynuyoruz. Ayağımıza tutuyoruz. Rakibimize az şans veriyoruz, az imkan veriyoruz. Dolayısıyla şu an gidişattan, yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz. Yeri gelmişken de kalecimiz Altay sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Ona da buradan çok çok geçmiş olsun diyorum. Sadık Çiftpınar da ameliyat olmuştu. O çok şükür normale dönüyor ama ikisine de çok geçmiş olsun diyorum. Altay'a acil şifalar diliyorum inşallah. Bu sezon olmasa da milli takımın Avrupa turnuvalarına yetişme ihtimali yüksek. İnşallah yetişir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Buyurun. Siz söyleyin. Bugün ligin son haftaları yaklaşıyor olmasına rağmen sadece bu maçta değil her maçta hakemler konuşulmaya devam ediyor. Bugün de iki tarafında çok itiraz ettiği pozisyonlar oldu. Bu hakem genel yönetimleri, hakemlerin genel yönetimleri hakkında neler söylemek istersiniz bu final haftaları öncesinde? Senin sorun da benzer bir şey mi? Değil başka. O zaman bunu alayım ilk müsaadenle. Şimdi Malatya maçında neredeyse değil miyim? Gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi. Dikkat ederseniz biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de Süper Lig'de genellikle herkes hakem performansından, özellikle VAR hakemlerin performansından, teknolojinin kullanma şeklinden ve burada bir standart yakalayamamamızdan dolayı çok şikayetçi var. Çok kulüp şikayet ediyor. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz mümkün oldukça herhalde en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin birindeyiz. Hatta kulüplerin başındayız veya birincisiyiz. Bu yüzden de çok taraftarlar tarafından tenkit ediyoruz zaman zaman. Ama bunu çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa, kim daha çok bağırırsa onun kazandığı bir ortam olmamasını istiyoruz. Öyle bir ortamı istemediğimiz için de mümkün olduğu kadar kendi ilkelerimize de uymaya çalışıyoruz. Bugünün maçına gelirsek, VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk müydü? Evet, Ümit Öztürk. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sıkıntılarımız var. Onun VAR odasında olsun, sahada olsun, hakemlik yaptı maçlarda, sahada ve VAR odasında sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt Hoca'nın işini bana sorarsanız, kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Birkaç pozisyon var. Bilhassa yediğimiz golden önceki pozisyon. Bence orada yardımcı olmalıydı orta hakeme. Bir iki tane de oyunun içinde eminim ki televizyonda yorumcular en azından görüntülere imkanı olan kanallarda birkaç pozisyonda bir kırmızı kartlık olaylar var ki bunu orta hakemin kaçırması son derece normal ama VAR hakeminin sanki orta hakeme daha yardımcı olabilirdi diye düşünüyorum ama bu ismin özelinde de bizim rahatsızlıklarımız var. Tabii biz o gelsin bu gelmesin bugüne kadar demedik maçlarımızı. Bundan sonra da demeyeceğiz. Ama bu konuya dikkat çekmeye ihtiyaç duydum. Başkanım, Emre Belezoğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Erol Hoca'ya haksızlık yapmak istemiyorum ama bu değişikliği keşke daha önce yapsaydık. Belki şimdi daha farklı bir yerde olurduk diyor musunuz?
İlk önce bunu sorayım. Sonra ne soracağım? Sonra da puan farkı kapanır mı başkanım? İkinciden başlayalım. Peki. Demin de ifade ettiğim gibi bizim 6 maçımız kaldı. Ligin 7 haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. İkinci de, üçüncü de, birinci de ipi gösterebilir. O yüzden renkli bir lig olacak. Heyecanlı bir finish olacak. Ama biz bir hava yakaladık. İnşallah devamını getirebiliriz. Bu yakaladığımız havayı engelleyebilecek en önemli unsurlardan biri sakatlık, öbürü de Covid konusu. İnşallah ikisinden de zarar görmeden sonuna kadar en iyi şartlarda bu ligi bitirip ipi gösteririz. İnanıyoruz. Birkaç hafta evvel belki mucizelere inanmak diye ifade edebilirdik ama bu artık mucize demek gerek yok buna. Her takım puan kaybedecektir, biz de dahil. Ama yani kalan 6 maçın 5'ini alıp bir beraberlik falan her şey olabilir diye düşünüyorum. İlk soruna gelirsek, Erol Hoca'nın burada çok büyük bir emeği var. Biz Erol Hoca'ya inandık. Sezon başında onunla başladık. Onunla başlayana kadar çok analizler yaptık. Hem yurt içinde, yurt dışında birkaç hocayı karşılaştırdık. Yapay zekaya kadar kullandık. Erol Hoca ile başladık. Bir noktaya geldiğimizde artık bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu kanaatine vardık. Ama unutmayın ki biz bugün Fenerbahçe olarak şampiyonluk iddiasından, şampiyon şansından bahsediyorsak buraya kadar da bizi Erol Hoca getirdi. Onun da çok büyük emeği vardır. Daha önce olabilir miydi? Belki olabilirdi. Birkaç kez birkaç maçlı kötü süreç yaşadık. Ama her kötü süreçte de hoca değişmez. Bununla beraber Erol Hoca'yla da 10 maçın 9'unu kazandığımız süreç de oldu. Benim için hocalık kadar insanlık karakter de çok çok önemli. İnsanlık olarak, karakter olarak para pulla ilişkisi olmayan, menajerlik işlerine karışmayan, yok sosyal medyada haber yaptırmayla, medyaya haber sızdırmayla uğraşmayan, ne görüyorsan o, özü sözü bir mert bir arkadaş. Tam benim çalışmak istediğim karakterde biri. Ona da bize buraya kadar yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her daim kariyerinde başarılar diliyorum. Kaptana gelince, kaptanın bir futbol felsefesi var. Yıllardır kendini buna hazırlıyor. Yani Başakşehir'de oynarken bile ben zaman zaman konuşuyordum benim ilk sezonumda. Kariyer konuşmaları yapıyorduk. Orada da zaten bu konulardaki pek çok futbolcunun aksine daha futbolcuyu da kendini yetiştirmeye, geliştirmeye, hazırlamaya başlamıştı. Onun kafasında bir futbol stili, futbol anlayışı var. Bunu da her maç üstüne koyarak götürüyor. Sahada futbolcu olduğu kadar hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini çok seviyorlar, inanıyorlar. Ben güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah yanılmam. İnşallah da bu değişikliğin de meyvelerini toplarız. Ama dediğim gibi Erol Hoca'nın da buraya yaptığı hizmetler olmasaydı belki şampiyonlar bile hiç konuşacak durumda olmayabilirdik. Onun için her ikisine de teşekkür ediyorum. İkisine de Emre'ye bugünkü kariyerinde biz de başarılar. Erol Hoca'ya da her daim başarılar diliyorum. Çok iyi bir insan Erol Hoca. Teşekkürler. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Ali Başkan Covid'den sonra ilk kez konuştu. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha bizde. 3 haftadır falan yoktu. Bir mucize gibi görülüyordu yakın zamana kadar. Artık ama bir mucize değil bu. Herkes puan kaybedebilir. 5 galibiyet, bir beraberlik bizi şampiyonluğa taşır bana göre dedi Erman Hocam. Bu saatten sonra her şey olur. Artık mucize kalmadı diyorsunuz değil mi? Futbol oynanmıyor. İşte gergin. Çok gergin ya. Hakem filan diyorlar işte, herkes bir şey söylüyor. Çok gergin. Şimdi rakip ne diyecek tabii hakeme? Fenerbahçe başkanı bunu dedi. Bir de rakip takımın başkanı filan ne diyecek çıkacak. Hocaları dinleyeceğiz. Hocaları dinleyeceğiz. Bakalım kimler nasıl bir yorum yapacak. Biz devre arasında şey demiştik Erman Hocam. Siz böyle giderse hani 1-0'dan 1-1 oldu ama tutamaz Başakşehir demiştiniz. Evet. Golü de buldu Fener ama ondan sonraki oyunu tatmin edici değil. Tedirgin değil miydi? Hani ben daha farklı şeyler bekliyordum ben. Hani yakalamışsın 2-1'i, daha bir farklı oynaması lazım. 11-11 çok daha iyi oynuyordu. 60. dakikada atıldı oyuncu. Ya 30 dakika sen 10 kişi oynadın. Rakibe karşı 10 kişilik rakibe karşı oynadın.
daha farklı bir şeyler yapması lazımdı Fenerbahçe'nin. Böyle oldu halde 86'da penaltı oldu. Yani Fener iyi değil ama gidiyor. Hangisi iyi ki? Bir de o var. Hangisi iyi? Ya bakıyorsun hangisi iyi? Şimdi tabii haftanın maçı şimdi şey Sivas maçı, Sivas Beşiktaş maçı nasıl olacak? Önemli çünkü Sivas'ın en durumu şu anda takım iyi. Beşiktaş çünkü. Sezon başındaki Sivas değil, en tepedeki takım Beşiktaş. Sivas maçını alırsa yarılar işi. Alamazsa kendi işini yarılar bu sefer. Gürt öyle. Gürcan, Fenerbahçe açısından şimdi başkan dedi ki artık hani biz de bir şeylerden konuşabilecek duruma geldik. 2 puana indirdiler farkı. Bu hafta bay haftası. Ben Erman abiyle aynı fikirdeyim. Yani o hafta içi esasında ligin kırılma haftası. Şimdi Fenerbahçe'nin maçı olmadığı hafta işte Ankara Gücü maçında puan kaybetmişti. 2 puana indi. Yani Galatasaray'la Beşiktaş'ın ligin zirvesindeki 3 takımdan ikisinin rakiplerinin evet. maçı olmadığı haftayı kayıpsız geçti. Şurada evet. kalan maçları hemen sevgili Tolga 2 yan bölgeye tabii. verdi. Oradan da bakabilirsiniz. Yani buradan Erman abi şurada da var. Bu haftaları kayıpsız geçmeleri lazım ki oynamadığı haftada Fenerbahçe'ye zarar verebilsinler ya da onu burada 7 maçta var değil mi? Var. Ya bunun karşısında avantaj elde edebilsinler. O nedenle bugün esasında Fenerbahçe için çok önemliydi. Yani oynamayacağı haftadan ziyade, sıfır geçeceği haftadan ziyade bugün Başakşehir maçını kazanamasa daha büyük darbe almış tabii, olacaktı. Tabii. Şimdi bu hesapların içinde bu karşılaşmayı kazandığı zaman maçsız haftasında kendisine bir de beklenti koyuyor ortaya. Çünkü sadece Beşiktaş Sivas deplasmanında değil Galatasaray'da Trabzonspor'la oynayacak. Evet. Yani normal böyle alengirli bir sezonda değil, normal sezonda bile iki takım da maç puan kaybedebileceği rakiplere karşı sahaya çıkıyor. Elbette kazanabilirlerdi ama puan kaybedebileceği rakiplere karşı sahaya çıkıyor. O nedenle bugünkü 2-1'in anlamı çok büyük. O 3 puanın anlamı çok büyük Fenerbahçe için. Şimdi başka tarafı 4. maçı galiba Emre Belözoğlu'nun 3 galibiyet 1 beraberlik. O bir beraberlik de Malatya maçıydı. Yani belki penaltı verirse penaltı goldür değildir bilemem ama belki de 4-4 ile gidecekti. Oynanan oyun kalitesine baktığımız zaman evet istekli bir takım, daha hırslı, daha aidiyet duygusu daha yüksek oyuncular ki son 2 maça 7 Türk oyuncuyla çıktı Emre Belezoğlu. Yani sorumluluğu daha çok hisseden, daha çok enerji harcayan oyuncuları tercih etti. Ama oyun kalitesinde, pas kalitesinde, pozisyon sayısında eskisinden çok farklı değil. Bilmiyorum Rea Hocam ne der? Bir gelişme var mı o açıdan? Oyun anlamında mı? Tabii yani eskiden bir şeyler yapmaya da çalışmıyorlardı. Bir şeyler oluyordu. Mesela şu, şimdi baktığımız zaman bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Olmasa da diyebilir miyiz acaba? Bir fikir verebilir bazı şeyler. Oyunun içinde pozisyonlara baktığımız zaman. Evet. Rea Hocam şimdi geçen hafta aşağı yukarı zorunlu 2 değişiklik dışında bu kadroyla oynadı. Yani bu Nazım'la zaten zorunlu Altay, olarak Harun. Gökhan'la Altay'ın Altay'la durumundan Gökhan dolayı. Aynı kadroyla başladı. Gustavo'nun kenarda olması, orta sahada 5 orta saha özellikli oyuncuyla oynaması falan gibi. Böyle Emre Belözoğlu'nun hani teknik direktör dokunuşu denilebilecek hamlelerini ortaya koydu. Bugün de aynı görüntü vardı. Şimdi biz beraber Erman abiyle seyrederken Erman bir şey dedi. İlk 15 dakikadan sonra hani daha oynuyor Fenerbahçe. Gösteriyor yani gol atacağını, hamle yapacağını. Ki devre arasına da o yorumu yaptık. Bu maç bu şekilde gitmez bu oyunda. Fenerbahçe üstünlük sayısını bulur diye. Siz oyun olarak ne gördünüz? Bir de tabii 10 kişi kaldıktan sonraki dönem de var. O mental mi yoksa fiziksel? Ya bir teknik adam olarak sonradan takım aldığınızda geçmişi değiştiremezsin Ender. Ama nasıl ilerleyeceğini seçebilirsin. İşte Emre Belezoğlu'nda yaptı o. Geçmişi değiştiremeyeceğini çok iyi biliyor.
Ama nasıl ilerleyeceğini kendi oyun görüşüyle, aklıyla bir deneyimi var. Yani Emre Belözoğlu dediğinde önemli bir kariyer, futbol kariyeri var ve futbola da kafa vuruyor, kafa ciddi anlamda veren bir insan. Ne gibi? İlk iki maçta baktı, çizgi oyuncularla oynadı. Sonra değiştirdi. Hem orada eksikler vardı, Covid'ler vardı. Sonra ne yaptı? Emre Belözoğlu'nun net yaptığı 3-4 tane madde var. Kısa zamanda yapabildi. Bunlar ne? Bir, Sosa'yı lider yaptı Trabzonspor'daki gibi. Sosa sorumluluk aldığı zaman sahada farklı işler yapıyor. Hem Sosa oyun görüşü hem de çevre kontrolü mükemmel bir oyuncu. Tuttuğunu playmaker yaptı. Bu takıma çünkü eğer çizgilerde İrfan Can tercihi eskisi gibi Samuel'le oynamıyorsanız, solda Tiam'la ve Pelkas'la oynuyorsanız topa sahip olacaksınız. Bunun sağlıklı çıkması gerekir. Sosa'ya liderlik verdi. Oyun aklı dedi ki bu takımın organizasyonunu sen yapacaksın. Güven aşıladı. Şimdi Sosa gibi o lider bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu oynatacaksanız böyle kulübeye bakmayacak. Bir maç oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım diye. Sosa'ya dedi ki sen savunmanın önünde bütün takımı organize edeceksin. Bu bir. İkincisi ne yaptı? Az önce söylediğim gibi çizgi oyuncularını değiştirdi. Pelkas'la İrfan Can'la oynuyor. Baktı çizgi oyuncuları gerekli verim vermiyor. Dedi ki iki tane kenar bekimi orta sahaya çıkartırım. Solda Caner, sağda Nazım. 2-7-1'e dönerim. Topa daha fazla sahip olurum. Üçüncü de zaten o. Topa daha fazla sahip olup bu oyuncularla aktif dinlenme yapma ve de istediği gibi oyun içinde yön verme. Dördüncüsü ne? Daha fazla Emre Belözoğlu geldikten sonra sağ içine takımdaşlık adına ve de en önemli Fenerbahçe'de bu sıkıntı vardı. 0-1'i oynayamıyordu geri düştüğünde Fenerbahçe. Bugün geriye düştüğü maçı çevirdi Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe adına en önemli bu. Sağ kenarında Emre Belözoğlu'ya inanmış bir oyuncu topluluğu var. Çünkü niye? Beşinci madde olarak Emre Belözoğlu geçen haftada veya geldiğinde de bunu yavaş yavaş denedi. Genelde Türk oyuncularla oynamak istiyor. Diyor ki ben size güveniyorum. Siz benim dilimden anlıyorsunuz. Bu takımın hedefini ve kulübün büyüklüğünü biliyorsunuz. Diğer tabii ki yabancı oyuncular da biliyordur ama siz bunu daha rahat biliyorsunuz. Onlara güven aşıladı. Bu maddeleri alt alta sıraladığımızda Emre Belözoğlu'nun getirdiği enerji, sinerji, sevmeleri hocayı, hocaya inanmaları, takımın daha fazla saha içindeki oyun kimliğinin değişmesi, oyunu sorumluluk sahibi olacak, liderlik yapacak oyuncunun tek olması, yani o sorumluluğu da altından kalkması Sosa'nın çok önemli. Ve saha içindeki Fenerbahçe'nin gelişimini sağladı. Ve de bununla beraber, şimdi Altay'a dün de söyledik, geçmiş olsun dedik. Çok önemli bir kaleci. İnşallah en yakın zamanda iyileşir. Harun bu maçta penaltı kurtararak ne yaptı biliyor musun? Kupa maçlarındaki bu sezon o defolu oyunlarını, güvensiz ortamını kaldırdı. Hem penaltı yaptırdı, penaltı. Ondan sonra kurtarması takımının kazandığı 3 puandan daha fazlasıdır. Aynı zamanda Harun için de çok önemlidir. Bu maçı bak Ender, Fenerbahçe 5-1 kazansa, o penaltı pozisyonu olmasa, Harun için yine soru işaretler ve kendi özgüven eksikliği olabilirdi. Harun'un böyle bir maçta kritik anda, şampiyonluk virajı tam dönülecek, gidilecek mi, gidilmeyecek mi, yukarı Beşiktaş yakalanacak mı, işte Galatasaray var. Aynı şekilde yani ne olacak soru işaretlerken Harun'un penaltı kurtarması takımının, evet Fenerbahçe'nin aldığı 3 puan ondan daha önemli. Harun özgüveni açısından çok önemliydi. Son 7 yılda Bursaspor'da çok penaltı kurtardı. 23 penaltının 10'unu kurtarmış. Erman Hocam ben o sırada aşağı inmiştim. Siz penaltının oluş anını da gördünüz pozisyonunda. Enteresan bir kaleci Harun o penaltılarda. Penaltı yaparken biraz çabuk hareket edemedi. Karşıdaki oyuncu çok çabuktu. Gulbrandsen miydi o? Evet. Şey Gulbrandsen'di değil mi? Yani çok çabuk hareket etti. Orada daha çabuk gitmesi lazım o topa bir. Yalnız bu sene Fenerbahçe'nin enteresan bir istatistiği var. Fenerbahçe bu sezon 7 maçı gol yediği 7 maçı çevirmiş. Ha, mesela bak onu mesela Rize 2-1, Trabzon 3-1, Başakşehir 4-1, Sivas 1-1, Antalya 1-1, Beşiktaş 1-1, gene Başakşehir 2-1. 7 maçı çevirmiş. Enteresan. İlk golü yemiş, 7 maçı çevirmiş. Galatasaray'da mesela bir Sivas çok büyük avantaj bu. İki maç, o iki puan. Gerçi benim düşüncem beraber, yani büyük takım beraberlik çeviriyor fizik, ya. Beraberlik değil, galip gelmesi gerek. Çevireceği maç olması gerek. Bir puan değil. Fiziki olarak direncini de, mental olarak direncini de. Fenerbahçe bugün evet, berabere kalsaydı bir şey der miydik? Altı katıyorlar, kırmızı kart olur mu? Geriden geldiği için konuşuluyor. Olur mu? Şeyde yazsınlar. Serdar Aziz kırmızı kart görür müydü yazsınlar. Aldık onları. Yok yazıyorlar da hani onu da yazsınlar. Görür müydü, görmez miydi? Yazalım onu da arkadaşlar. Serdar Aziz'in pozisyonunda kırmızı kart gerekir miydi diye.
Yani burada bu karşılaşmada aslında tartışılacak bayağı bir pozisyon kalecinin var. Kalecinin penaltı kurtardığına ben inanmıyorum. Penaltı kaçırılır hocam. Kötü mü attı Feyyaz hocam? Çok ne diyorsunuz? Attı. Bana göre de kötü attı. Yani penaltı kurtarılır. Sen vuracaksa köşeye vuracaktı. Penaltı kötü atılır. Penaltı kurtarılmaz onu söyleyeyim. Yani çok zor. Sen iyi penaltı at imkan yok. Kaleci kımıldayamaz. Kımıldayamaz ya. Penaltı kötü atılırsa ki çok kötü bir penaltı attı. Öyle penaltı atılmaz. Visca. Hayır bir de bu üçüncü mesela. Aa, şey var ya Başakşehir bu sene 6 penaltı atmış. Bir tanesi gol ya. Juliana bir maçta bu nasıl bir şey? Galatasaray maçı mı kaçırdı? Karagümrük. Maç 0-0 Galatasaray maçı kaçırdı. Şey maçında Feyyaz hocam maçı beraber miydik? Yok onda beraber değildik galiba. Başakşehir maçında senle mi beraberdik hocam? Başakşehir-Fenerbahçe maçında mesela orada bakayım. Yok orada şey Harun'du değil mi kaledeki? Evet. Bir de Harun'du. Penaltıyı bugün o hatayı Harun yapan yaptırmadı. Kimdi diye düşündüm. Harun yaptırmadı. Rakip aldırdı penaltıyı. Değil mi? Yani çok akıllı bir şekilde penaltı. %100 penaltı dokundu. Ama değil mi? Rakip aldırdı. Yani o da çok önemli. Ya benim de düşüncem penaltı evet atılır, kaçılır. Kaleci kurtarması da çok önemlidir. Kalecinin büyük emeği vardır. Sırf Harun için değil. 8 şut gelmiş, 4'ünü kurtarmış tabii, Harun. Fransa işte oynadığımız milli maçta çok kritik anla Uğurcan kurtardı ya. Hem de Depay'ın. Yani çok önemli bir futbolcunun penaltısını. Yani çok iyi vurduğu köşeye şimdi çıkardı. Harun'un da hakkını burada vermek gerekir. Tabii Erman abinin yorumu bence Harun için çok geçerli. Yani 23'te 10, %50 penaltı kurtarmayla oynuyorsa evet. Bu şansın çok ötesinde yüksek. Bir şey. Değil tabii. Yani tabii atacağı köşeyi tahmin edip kendisini oraya bırakıyor da ama onu sezmek, onu hissetmek, ona göre pozisyonunu ayarlamak kesin. Bazı kalecilerin o kaleci anlamda iyi penaltıcı, olmuyor, iyi penaltıcı önce topa bakar, sonra kaleciye bakar, vurur köşeye. Yani gelip de bam diye vurursan penaltıyı kaçırırsın. Topa bakmayacaksın penaltıya yaklaştığın zaman. Kaleciye bakacaksın, kafan kalecide olacak. Topa yaklaştığından böyle bakacaksın. Gözünün içine bakacaksın kalecinin. Sonra bırakacaksın ayak içiyle sert. Öyle mi hocam? Sen penaltı kullanırdın. Kullanıyordum. Tam hocamın dediği gibi sonana kadar kaleciye bakardım. Bakardın. Tersine doğru vururdum. Sert vurmazdım ama köşeye doğru genelde evet. Gol oluyordu. Sen hocam penaltı durumu... Ya, atıyordum ben çok... Yani onu sen, çünkü belirlerler takımlarda. Altay Denizli Spor oynuyoruz. Talat Tokat rahmetli. 20 yaşındayım. Küme düşme maçı. Son hafta bir evvel. Bahtiyar abi vardı santrofor. Meşhur Fenerbahçeli. Penaltı oldu. İsa abi vardı. Dünya Kupası'nda oynayan Altay'da beraber oynadık. Aynı odada kaldık. Dakika 80. Bahtiyar abi geldi. Talat Tokat maçın hakemi. Ben 20 yaşındayım. Vurdu bana. Yere düştüm Denizli stadı full. Tuttu formamdan yakaladı. Kaldırdı yerden beni. Penaltı atacağım. Hani moral buz. Ben ondan sonra kullanacağım penaltıyı. Attım penaltıyı. Kaleci yattı. Metin abiydi galiba. Yattı sağa doğru. Ben gördüm yattığını Erman Hoca'nın söylediği gibi. Dedim soluna ortaya bırakayım. Yani köşeye de atmayayım garanti. Bir attım. Ayağıyla topu bir dışarıya vurdu. Topu dışarı attı. Yani öbür hafta işte gol attık. Neyse takım ligde kaldı. Neyse arabaya bindik biz. Gidiyoruz İzmir'e dönüyoruz. İsa abi diyor ki ben tabii koltukların arasında yatıyorum. Görmesin beni Ömer Agiç diye. Hoca. İsa abi dedi ki ya dedi bana bırakmadı. Penaltıyı kendi attı dedi. Ben de penaltıyı kimse atmadı diye attım. Ersun Yeni Asır ondan sonra manşet var. İsa abi gitmiş bizim kaleci Ercan abiyle sarılıyor birbirine penaltıya bakmıyor. Anladın? Yani kaleciye beklemek gerekir veya o bir seçtiğin köşeye iç üst yani çok sert vurman gerekir. Evet. Ya sert kalecinin uzanamayacağı yere vuracaksın ya da bekleyeceksin. Sinir harbidir hocam. He? Sinir harbidir penaltı atmak. Yani kaleciyle senin arandaki şey. Tabii. Duello ya değil mi? Duello. Şey olan atlayan kaybeder yani. Erken davranan kaybeder. Tony Schumacher sinirini bozardı penaltı kullananların. Bayağı şey yapardı orada. Rahmetli Selçuk abinin bir hikayesi var. Selçuk Yılan'ın. Ankara'da Galatasaray'la oynuyorlar. Penaltı atacak adam muhabbete falan girmeyecek abi. Sinirlere girmeyecek. Simović atıyor penaltıyı. Gol oluyor. Bir daha penaltı oluyor galiba uzatmalarda. Aynı köşeye mi atayım? Şimdi aynı köşeye atacağımı zannedip öbürü tarafa atlar. Öbür tarafa bin tane şey gidip geliyordu diyor kafamda diyor. Sizin dediğin gibi. Erman Hoca Fenerbahçe maçını bizim burada Kadıköy'de yönetti. 2-0'da maç. Ben penaltı attım Engin abiye gol. Erman Hoca tekrarlattı.
yanlış ihlal dedi. Var bende görüntüsü. Ondan sonra bizim oyuncular girmiş, doğru, yanlış ihlal. Erken girmiş, doğru yani. Sonra bir daha attım Engin abiye. Ondan sonra gol oldu işte falan. İşte dün de o erken girme konusunu konuştuk ya ceza sahasına. Emre Belözoğlu, verdiğim söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şeref. Sonu ne olursa olsun biz sonuna kadar beraberiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum demiş ve şey demiş. Yalnız 2-1'den sonra oyunu daha iyi tutmalıydık diyor. Yani gel git yaşamalıydık. Daha net oynamalıydık. İyi ve kötü yönlerimiz var ama diyor. Başakşehir'e 10 kişi kaldıktan sonra daha net olmalıydık oyunda diyor. Bugün en hoşuma giden şey ne biliyor musunuz? Dakika 80 filan. Emre ile Aykut pozisyon tartışmaları yapıyorlar birbirlerinden. Ya şu şöyle yapıyor, bu böyle çok güzel ama ya. Yan yana gördünüz mü? Evet. Yok, ben bu tarafa inmiyorum. 80. dakikada filan ikisi yan yanalar. Şey, pozisyonları tartışıyorlar. Yani iki takımın oyunu filan tartışıyor. Gördüm. Çok güzel ama ya, harika bir görüntü. Gördüm ben, gördüm. Eski arkadaş. Helal olsun abi yani. Güzel ya, çok güzel bir olay. Premier Lig'de hocam sen de seyrediyorsun, böyle çok var görüntü. Yani o zaman Jose Mourinho gidiyor, hatta sarılıyor. Biz Pep Guardiola'da. Evet ya, yani Real Madrid Barcelona maçı var ya hocam ya. Efsane gitti. Guardiola oyuncu değiştirecek bir şey yanına Jose Mourinho dedi. Yani daha da fazla yapabilirlerdi. Çok güzel dediğin gibi görüntü. Ona bakıyor, ne taktik veriyor diyor. Güldü falan Guardiola. Öyle daha güzelleştiriyor olayı. Öyle ya. Bu bir şey değil. Bayağı böyle bir konuşuyorlar ya, yani takımlar çatır çutur oynuyor. Muhabbet ediyorlar. Acaba ne konuştular da merak ediyorum. Kocaman takımları da hocam bu maçtan önce bayağı tedirgin ediyordu Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hep sıkıntı çıkarmıştır. Vardı öyle bir grafik mesela. Hani şeyden de söylemeyelim de kafadan. Aykut Kocaman açıklamasını veririz. O grafiği bir versenize çocuklar, tam denk geldi. Aykut Kocaman'ın 24 maçta 14 mağlubiyeti varmış ama ya. Fenerbahçe'ye karşı 7 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet. 10 maçta puan almış Fenerbahçe'de ama şöyle düşünelim tabii, hangi takımlarla? Ya hoca Malatya Sporu işte vardır, Ankara Spor Konya vardır, Konya Spor vardır. İstanbul Spor vardır. Başladı tabii. İstanbul Spor var tabii. Yani hep yani büyüklerle oynadı, fena da değil bence. O takımlar düşünülecek olursa Konya'da falan bayağı sıkıntı çıkartıyordu ki Başakşehir'de de kupadan etti işte, kupadan eledi. Abi mesela bu maça özel taktik de yapmamış. Yani kupa maçında ne oynadılarsa aynısını oynadılar. Gene kupa maçında da hatırla, Fenerbahçe korner atarken gol yemişti Başakşehir'den. Bu karşılaşmada da korner atarken gol yedi yani. Ön direkten adama topu vurdurursan kafayı gol yersin abi. Fenerbahçe'den attığı golü. O kadar abi. Ön direkte birisi... Gökhan yok ya. Ozan'ı koymuş Emre Belözoğlu. Yani o herkes Gökhan'ı bekliyor. Ezbere değil. O çalışılmış bir organizasyon duran top organizasyonu. Kafayı vurdurdun mu gol yersin abi. Onu Aykut Hoca yaptırıyordu daha çok. Neyi? Daha mı zamanında mı başlamıştı o? Ön direkt şeyi. Aykut Hoca zamanında mı? Yok Aykut Hoca'yla başladı. Dağım'ın bir idmanı sırf ona gider. Tabii. Haftada bir idmanı korner çalışması. Ön direğe koşacaksın, açırtacaksın falan. Yani bir sürü varyasyon. Bundesliga'da şey yaptırmış, istatistik. Kornerlerde en çok hangi direk dibinden, yani ön direkten mi arka direkten mi gol oluyor diye. Sırf hangi direğe oyuncu koyacağını belirlemek için. İki direğe de koyuluyor ya. Alman yapmıştı. Yani bir tanesinden vazgeçeyim, oyuncuyu ya, şeyde, merkezde kullanayım, orada bir fazla olayım. Şu sözü çok enteresan. Diyor ki şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın Şampiyonlar Ligi ile başladığı bir sezonda küme düşme hattının içinde olması akıl alır gibi değil. Öteki taraftan da bu oyun böyle bir oyun diyor yani. Yani çok enteresan ya. Manchester tabii bu sene değil miydi işte? Manchester United'la oynadı. Manchester United yendi yani bir takım. PSG'yle oynadılar, Manchester'la oynadılar. Leipzig'le oynadılar. Üç tane attı. Avrupa'nın dominant takımları, iyi takımları. Yani güçlü takımlar. Leipzig dediğin genç dinamik. 6 penaltı çalındı. 4'ünü biz kaçırdık. İkisi de hakemler tarafından iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç bir sene geçiyor. Çok ilginç. Çok ilginç de işte sıralamadaki yer de ilginç yani. Yani o hakikaten toparlamak zor. Aykut Hoca çok... Başakşehir kimle oynuyormuş bu hafta? En çok Kayseri galiba. Bir dakika. Kasımpaşa. Doğru. Bu da 6 puanlık maçmış.
Önce Kasımpaşa sonra Alanya. Bir de Kasımpaşa rahatlayamadı. Bugün 2-0 öndeydi. Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-2 bitti. Kasımpaşa'nın puanı da yani, onlar da yani hemen bir bakalım da. Onlar da Kasımpaşa 37. Bu cümleleri neye dayanarak söylüyor tabii. Onu öğrenmek lazım. Buna sonda bakacağız Tolga. Son bölümde bakacağız buna. Buna son bölümde şey abi yapacağız. Ne açıdan? Çok açıdan. Çok açıdan bakmak lazım hocam be. İlginç kısmında mı takıldın? Her taraftan bakacaksın. Sağdan, soldan, üstten, aşağıdan. Sen bizden rakiplerinden, olaylar, kendileri filan. Değişik şeylerden bakacaksın. Yoksa olmaz yani. O takım bu takım olmaz. Peki neden oldu abi? Şampiyon takım mı diyorsun? Tabii. Yani ne kadar olursa olsun hocam ama hadi ilk 5'e oynama, ilk 10'a oynama. Hani 11, 12, 13. oluyor. Yani düşmeye de oynamaz bu kadro derinliği. Çok bitiyor ya. Çok kaliteli kadro. Çalıştığı antrenörlere baksana, Okan Buruk bırakıyor, Aykut Kocaman geliyor bir de. Senin için Altay diye bir paylaşımı var Fenerbahçe resmi hesabının. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Altay'a da. Ameliyat oldu. Ne kadar sürecek tabii. Hani arkadaşlar 1 ila 3 ay arasında diyorlar ki 1,5 ile 3 ay arasında diyorlar. Valla dün ben merak ettim. YouTube'a girdim. Bir kemiğin bir adı var. O bilekteki kemiğin. Beslenme problemi olan bir kemikmiş Reha Hocam. Yani inşallah 6 ayda olmaz ama iyileşmesi, kendini yenilemesi bayağı uzun süren zor olan bir kemikmiş. Kalecilerin bir de beslenme problemi olmuş. Bir de kalecilerin yani. Kalecilerin hep en yani mutlaka 6 ayda çalışıyordur. Hep böyle bilekle ilgili lastik veya kuvvet hep çalışması gerek. Çünkü topa böyle sıçrıyorlar, tek blok yapıyorlar. O hızla yakın yani. Antrenmanlarda da çok yakından vuruyorlar bazen. Ters mi acaba? Ters yani arkaya doğru uzayabilir. O bilek işte kuvveti çok önemli. Evet. Kim attı acaba o şutu? Antrenmanda olmuş. Kendi kalecilerini atacaklar mı? Rakip kaleler atsın. Aynen. Bu şutları. Evet. Aynen o hesaba girdiği zaman. Peki takım arkadaşı da çok üzülmüştür. Ender üzülmüştür. Tabii sen çok ben şey burada abi söylüyoruz ama. Hayır ama çok üzülmüştür o da. O kadar kritik bir sakatlık mı ya hocam? Reklam mı? Bu sene bir kahramanı var Fenerbahçe'nin ya. Tabii. Önce tamam. Bir kısa aramız var. Evet, takım oyunu devam ediyor. Dakikalar içinde iki takımın teknik direktörlerinin basın toplantılarını da göreceğiz. Onlar da elimize ulaşacak ve sizlerle paylaşacağız. Neler dediklerini merak ediyoruz. Hem Aykut Hoca'nın hem Emre Belözoğlu'nun daha detaylı bir şekilde onları görme imkanı olacak. Şimdi çok fazla soru geliyor. Pozisyonlara bakalım istiyorum ben de dolayısıyla hemen. Çünkü bugünün pozisyonları biraz çetrefilli. Sanki. Bizi biraz uğraştırır gibi geliyor bana. Evet, şimdi 18 bir numaralı pozisyon. Ömer Ali'nin golü burada... Köşe vuruşundan sonra, köşe vuruşu ya da serbest vuruş da olabilir o, bir kontratak yiyor Fenerbahçe. Sağ taraftan Ömer Ali Şahiner. Konya'da da sanki böyle bir gol atmıştı Fenerbahçe'ye. Geçen hafta attı, bundan daha zorunu. Geçen hafta Kupada'da, attı Ender. Kupada'da böyle attı. Güzel gol diyorlar. Geçen hafta 3-1 galip geldiklerine. Malatya'ya değil mi? Müthiş gol attı. Daha uzağından attı. Bundan daha zorunu attı. Bu Fenerbahçe adına... sıkıntılı bir yediği gol anlamında sıkıntılı bir abi, gol. Aynı. Ama buraya yani son bitiriciliğe bir şey demiyorum. Orası ayrı. Bunu iki kaleci olsa tutamaz da. Pozisyonun başı. Pelkas'ın pozisyonu. Onun yakın görüntüsü var mı? Onu da hani şöyle ben tarif edeyim. Pas olarak kullanıyorlar. Pelkas'a geliyor. Bir yatarak müdahale var Pelkas'a. Orada Aleksic galiba. Aleksic değil mi? Daniel evet. Aleksic'in müdahalesi. Orada soru şu. Bu müdahalede bir faul var mı? Ayağın havada olması, rakibe değip değmemesi falan gibi kriterleri siz kendi pencerenizden bakarak yorumlayın lütfen. Pozisyon şöyle. En yakını bu mu sevgili Tolga? Buyurun Feyyaz Hocam. Yani müdahale tamamen topa. Aleksic topa müdahale ediyor. Öbür ayağıyla da zaten hiçbir şekilde temas niyeti yok. Gayet normal bir top çalma. Temiz bir top çalma dedi Feyyaz Hocam. Reha Hocam. Pozisyon sanki gri gibi gözüküyor ama Aleksic direkt topa gidiyor. Yani ayağına mesela ayağıyla direkt topa dokunuyor. Dokunduktan sonra
hafif kalkıyor. Yani Pelkas'la hiçbir oynama derdi, Pelkas'a müdahale derdi yok. Yani burada temiz bir müdahale var. Esas buradaki sorun Fenerbahçe böyle Malatya'da da gol yedi. Emre Belezoğlu'nun ajandasına duran toplardan, kornerden. Yani bu yediği ikinci gol. Mutlaka bunun antrenmanlarda çalışması gerekir. Zayıf yönü Fenerbahçe'nin duran top, kornerden. Tesadüf değil bu ikinci yediği gol Ender. Şöyle bir anekdot vereyim sana. Çok yaş İyi hocam. İyi yaş hocam. Beraberce. 5-6 sezon önce olabilir. Klimayı biraz şey yapalım arkadaşlar. Hakem Cüneyt Çakır. Fenerbahçe-Trabzon maçı. Evet. Trabzonsporlu oyuncu aynı böyle geldi. Gökhan'ın üstüne. Tabanıyla. Gökhan sıçradı topun üstünden. Birazdan bayağı bir şey yiyeceksin Erman abiden. Cüneyt Çakır geldi. Sarı karttan ikinci kırmızı da attı Trabzonsporlu oyuncu. Evet. Gökhan Gönül gitti, dedi ki hocam da değmedi bana dedi. Cüneyt Çakır da dedi ki gelişi sarı karttı dedi. Ben burada oyuncunun gelişinin, yani Alex için tabanla gelişinin tehlikeli hareket olduğunu düşünüyorum. En azından tehlikeli hareketten çift vuruş verilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü Pelkas sakınıyor burada ayağını. Sakınmasa Pelkas'ın ayağını da götürecek. Sadece bir foul olmayacaktı. Belki de kırık bir ayak olacaktı elimizde. Benim yorumum bu. Erman hocam. Ayağına geliyor mu darbe? Gelmiyor hocam. Bu senin anlattığın pozisyon 1937'de değil mi o demin anlattın? İşte Cüneyt Çakır hakem de hocam. Cüneyt Çakır yoksa babasından falan karıştırma. Yok değil. Hani olabilir. Hani. Ben hiç hatırlamıyorum pozisyonu da. Herkesin kafası gene karıştı. Benim anlamadığım bir şey var. Pozisyonun devamında Fenerbahçeli futbolcu sakatlanıyor mu? Bir arkadaşlar göstersene. Yerde kaldı. Yerde kalıyor bir süre. Oyun devam ediyor. Kalıyor öyle. Burada kalkmış artık. Yerde değil. Şurada bir yere düşüyor ama bak. Şurada bir yerde kalıyor. Devamında bu tarafa geçtiğinde top kalkmış artık. Yok, darbe geliyor mu? Ondan bahsediyorum ben size. Ben darbe, temas... Darbe gelmiyor ya. Görmüyorum ya. Temas yok. Niye yerde yatıyor Ahvah diyor? Hakem oynuyor işte hocam. Yersen Kirşen. Aynen aynen. Hayret ya. Birçok oyuncumuzun yaptığı gibi. Gelenleri de bozuyoruz ha. Biz yapıyoruz, gelenleri de bozuyoruz. Bakın. Geliyor mu? Gelmiyor kavun, ya. Ben topa müdahale ediyor. Kavun işçiyle gelen oyuncu. Evet. Kavun işçiyle gelen oyuncudur. Ayağı gelene kadar böyle değil. Gelene kadar böyle. Gelene kadar böyle. Böyle vurduktan sonra böyle oluyor. Hani şöyle gelse, şöyle gelse o zaman sorun. Dersin ki tehlikeli karşıdan topa. Böyle geliyor, vuruyor, sonra kalkıyor, gidiyor. Hiçbir şey yok. Bugün hangi maçta oldu? Bugünkü maçta oldu o şeyde. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü maçında oldu o. O dediğin. Böyle geldi, faul verdiler. İptal ettiler. Doğru vermişler demek. Tamam hocam. Burada dolayısıyla gelişinde taban göstererek bu şekilde gelmiyor. Böyle geliyor. Topa vurduktan sonra şu hamleyi yapıyor. Topa tabanı, Erman hocam. Tabanıyla vuruyor. Bence Pelkas burada ürküyor oyuncudan. Peki bu pozisyonu geçelim. Burada ağırlıklı kanı faul olmadığı yönünde. 2 numaralı pozisyon. Mahmut burada sarı kart gördü. Pozisyon bu. Farklı açılardan. Bir açısı daha vardı sanki ama. O pek... Biz yakınına bakalım. Yakınına bakalım arkadaşlar. Tamam. Mahmut'la Ozan Tufan pozisyonun kahramanları. Mahmut'un ilk sarı kartı değerli izleyenler.
Maçın da 29. dakikası. Ozan Mahmut'u geçip gidiyor. Mahmut da arkadan darbe yapıyor. Değil mi? Tehlikenin büyümesini engellemek adına bir Yugoslav faali. Bu bastığı yer arka çaprazlar. Bu çok önemli yerdir. Yani ön çaprazlar taktik arka faal falan değil, direkt kırmızı. Mahmut bugün uğraştı bayağı kendini attırmak için. İkinci sarı kart zaten gecikti bile. Direkt bu pozisyonda atılması lazımdı. Ben yeni topla bir alakası yok, şeyle alakası yok. Direkt tekme. Ben bu biraz Donk'un pozisyonuna benziyor gibi düşündüm ben pozisyon anında. Donk'un bir pozisyonu vardı ya. Evet, iki hafta önce vardı. Ben hiç bu zamana kadar geçmiş. Çünkü görüntü yok. Görüntünün üzerine okumak doğru değil. Hiç örnek vermedim ama bu taze değil. İki hafta önce aynı pozisyonda Donk'a da kırmızı kart gösterdi. Burada dedik ki arkadan yaptı hareket rakip oyuncuya, kırmızı kart. Bu da direkt arka çaprazlar bir de yani. Değil mi hocam? Bastığı yer enteresan hocam, yani. Öyle direkt tekme direkt, atıyorsun. Direkt, yani taktik topla faul da alakası değil, yok. Müdahale taktik değil. Direkt değil arkadan tekme taktik atıyorsun. Taktik faul bu değil bir kere. Yani topla alakası yok. Direkt arka çaprazlara, o boşluk arka çaprazlardır. Hepimizde arka yani ön çapraz olduğu gibi arka çaprazlardır. Oraya basıyor. Kırmızı kart. Gürcan Bilgiç. Yani oyuncunun bastığı yer hocalarımın dediği gibi sınırda bir yer olsa darbenin gücü bence kırmızı kartlık değil. Yani sarı doğru. Darbenin gücünden dolayı. Darbenin gücünden dolayı. Çünkü hızlı oynattığımız zaman şiddetli, işte gaddarca sakatlayıcı bir darbe değil. Çelme takıyor. Sonra da ayağı ya, oraya yürüyor. Dizin arkasına nasıl çelme takılır? Çelme yok abi. Yani hocam, bu önce sol ayağını vuruyor. Dikkat et hocam. Bak. Geldi sol ayağını vurdu. Çelmeyi taktı arkadan. Sonra ayak oraya gitti değdi. Ya bence şiddeti kırmızı için yeterli değil diye düşünüyorum. Ben bu konuda mesela bir şey söyleyeceğim, örnek vereceğim Gürcan. Gürcan'a mesela ben bir yumruk vurmamla tokat atmam, İkisi aynı değil mi? Yumruk hani daha güçlü denir. Şimdi Gürcan diyor ya, hani çok güçlü yavaş. İkisi de suç değil mi? Yumruk da aynı. Hafif tokat da atsam yine tacizde bulunuyorum. Bu da ona benziyor. Anladım hocam. Erman abi. İşte mesela Dong'un pozisyonu keşke olsa da göstersek. İşte Dong'un pozisyonu çok ayrı bir pozisyon. Dong gitti, lap diye geçirdi. Kesin kırmızı, hiç bunda. Bunda bir götürü taraf var. Sağ ayağına vuruyor. Sağ ayağına vurunca rakibin ayağı bu tarafa doğru, diğer ayağına vurunca bu ayak gidiyor, basıyor arka tarafına ve devam etmiyor. Yani hakem kırmızı verse bir şey diyemezsin ama sarı vermesi de olur. Yani sen ne verdin hocam? Önünde oldu bu hareket bu maçta. Böyle geldi, oyuncu bastı. Normal oynattığımız zaman zaten değer değmez ayağını çekiyor. Mesela Donk'la bunun hiç alakası yok. Donk gidiyor, lap diye basıyor. O da arkadan hocam, bu da arkadan. Bu da arkadan. Yani ama ikisi de topla alakası yok. Onun için tamam, dedim, örnek ediyorum. Verdim hocam. Ama burada sağ ayağına vuruyor. Sağ ayağına vurunca o ayak birbirine giriyor. Fenerbahçeli futbolcunun ayağı. Ona vurunca, o ayağına vurunca bunun ayağı kayıyor, arkadan geliyor. Ya doğru katıyor ama yani, topla hiç oynama şey yok değil mi hocam? Gelir. Hocam topla Mahmut'un hiç oynama niyeti yok, ama değil mi? Hiç yok. Yok. Tabii. Yok. Kırmızı kart ona. Arkadan müdahale bir de. Çelme atıyor önce. Vurmak istemiyor. Çelme atmak istiyor. İndirmek istiyor. Hocam. Arkadan vuruyor. Vurunca o darbeyle beraber kendi ayağı gidiyor. Bu sefer rakibin sol ayağına geliyor. Çok da fazla ısrar etmiyor orada. Hızlı çekimde. Yakın çekim hızlı çekim, yavaş çekim aldatır bizi. Alıyor yani. İkinci de alıyor. Sarı kart kesin doğru. Kırmızı verir misiniz? Biraz zor. Reha hocam bir de şey kalkmış. Yani eskiden tekmeye teşebbüs bile kırmızıydı ya. Bak, şimdi şiddet abi. Ya şiddet ama yani burada bak, vurdu, bak dokunduğu yer mesela o enteresan. Şimdi oyuncuyu bozuyor. Orada basıyor ya. Arka çapraz gel. Öne düştü dizin. Çarptı. Hayır, diz kapağını bir sıkıntı yaşadı. Hocam dediğin gibi belki devam ettirse ayağını basmayı. Kırmızı oluyor. Ben diyorum ki sanki değer değmez çekiyor. Gaddarca değil yani. Burada benim gördüğüm. Tamam, durdurursak sanki gidip basıyor gibi oluyor. Önce niyeti çelme atmak. Çelmeyi atınca ayağı kayıyor. Öteki futbolcunun da ayağı vuruyor, üstüne geliyor. Ve hemen çekiyor. Hocam çelme falan değil. Çelme. Bu pozisyondan bakar mısın hocam? Bu nasıl çelme? Hocam çelme. Hocam, ayağı yarım metre yukarıda nasıl çelme takıyor hocam? Hocam şuraya bakar mısın? Ayak, hocam kavunuşlu ayak çizgili futbolcunun sağ ayağına dışarıdan çelmeyi bam diye çakıyor. O ayağı çaktıktan sonra zaten sağdan sağ ayaktan sonra birbirine ayağı vuruyor. Ya olay şeyinle alakalı. Ya gidip adama basmıyor.
vuruyor arkadan şeye. Sağ ayağına vuruyor futbolcunun. Tarif oradan kayıp sola geliyor. Ondan sonra ayağa kayıp ona vuruyor. Mesela sol ayağa geldiğinde devam ettirse var, net kırmızı. Vurup öbür tarafa gidiyor. Kontrolsüz hareket. Kırmızı kart verse hakem hiçbir şey diyemezsin. Hiçbir şey diyemezsin. Evet. Ama verir misin? Sarı kart hakemin verdi diye eleştirmem ama kırmızı kart da verilebilir şey diyorsunuz. Anladım. Ama ya, şunu söyleyeyim. Şeyin pozisyonu gibi değil. Galatasaray Dong'un pozisyonu. Dong gitti, dank diye geçirdi. O çok daha net bir kırmızı pozisyon. Kırmızı o. Hiç onun şey. Ama burada tık diye vuruyor bak sağ ayağına. Ya bir de siz de biliyorsunuz hocam UEFA mesela FIFA olsun hepsi oyuncu sağlığı önemli değil mi? Yani oyuncu sağlığı arkadan müdahaleler. Yani bu şiddetten daha fazla müdahale var. Çelmede taksa orada. Önce sonra devamı da yani topla hiç oynama şeyi yok ya. Alakası yok Mahmut'un. Hiçbir yok, isteği yok. Yok. Zaten atağı kesmek için yapıyor. Zaten topla ilgisi ama yok. Ama atağı keseyim derken farz edelim o biraz daha gelse arka çaprazları gitse. Gider. Ender diz kapağının üzerine düşmüş. Ve diz kapağında bir sıkıntı hocam, olsa hocam kırmızı düştü. Sert ağır menisküslerde bir sıkıntı olsa. Erman abi. Yani şey diyemez kırmızı da verse çok, ama yani sert. Pozisyon icabı şey olan yani. Bir olay. Gidip de adamın acımasız değil yani. Arkasına basmıyor top. Ama pozisyon icabı derken top yok hocam orada. İşte sarı kart o yüzden abi. Geliyor zaten. Top yok doğru. Neden? Çelme atıyor önce. Çelme atıyor zaten. Çelme atınca ayak zaten rakibin ayağı birbirine vuruyor. İlk birbirine vurunca bu çelme atan ayak gidiyor rakibin arka tarafına basıyor. Geliyor. Ve devam etmiyor. Ama ağır çekim durdurursanız çok ağır pozisyon. Ama bakın normal oynatmak da öyle değil oynatılır zaman. Peki sarı ile kırmızı arasında Ozan, kırmızı Ozan da olabilir dediğimiz bir pozisyon. Ozan Mahmut'a yapsaydı bunu mesela tersi benim yine aynı fikrim. Aynı kırmızı kart derdi. Biliyorum işte onun için şey diyorum yani hiç turunculu oyuncu, yani ben, sarılı oyuncu diyoruz. Ben güç aktarımı devam etmediği için yani böyle çok şiddetli, çok gaddarca bir hareket olmadığı için sarı yeterli yani, diye Gürcan düşünüyorum. Gürcan düştü peki. Evet. Menisküsü dişin üzerine düştü orada. İç dış menisküsüne bir şey oldu. O pozisyonda olabilir. Düştü oyuncu. Enteresan. Ne oldu? Hocam tabii o kötü bir şey ama. Ya top ben diyorum ki bak çelme de taksa çelmenin devamı oraya gidiyor. Kontrol edemiyor. Yani direkt topla oynama niyeti yok. Yani niyeti iyi değil. Çelmeyi de takamıyor zaten. Tabii. Çok kötü takıyor. Çok arkasına devam vuruyor. Var. Fenerbahçe'nin bir de, ayağı birbirine vuruyor Sarı Lacivert oyuncunun ayağı. Bir de Mahmut'u da yakından tanırım. Dünya beyefendisi çok ama iyi bir insan. Burada bir tane de el pozisyonu var. Bilmiyorum aldık mı? Bayağı bir şey oldu. Ona da bakalım bir. Hemen o pozisyona da bakalım. Basın toplantıları gelmek üzere. Bakın rakibi geliyor. Mert Hakan'ın geldiğini oynatalım. Eliyle ne oluyor? Esas. Beyaz Hoca. Ender yine aynı şey söylüyorum. Atılmak için uğraştırıyorum evet. Ya bana tamam. Göre. Bu da sarı kart. Geldi mi Emre Berezoğlu? Pozisyona devam edeceğiz. Dinleyelim Emre Hoca'yı. Herkese iyi akşamlar. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle seneye devriyesi olan Serkan Acar'ı bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın çok önemli bir şahsiyetiydi. İnşallah camiamız onun gibi kendisi yine değerli evlatlar çıkarır. Çok ihtiyacımız olan insanlardan bir tanesiydi. Tekrar camiamızın başısı olsun. Önemli bir galibiyet aldık. Oyunda iyi oynadığımız dönemler, kötü oynadığımız dönemler oldu. Çok git geldi maç. Baktığınızda oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu, kazanma enerjisi çok yüksek. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama onunla beraber aynı zamanda oynadığımız maçlarda kazanabilecek ve aynı zamanda ne yazık ki maçı kaybedebilecek durumlara da kendimizi getiriyoruz. Söyleyebileceklerim daha doğru oyunu oynamaya çalışan, rakibi 10 kişiyken daha topa hakim olan ve daha çok pozisyon etmesi gereken bir takım olmalıydı bence bugün sahada. Ama bütün arkadaşlarım yine elinden gelen her şeyi mücadeleye ortaya koydular. Ligin sonuna kadar aynı mücadele, aynı enerjiyle inşallah devam edeceğiz. Sorular buyurun Ozan Bey. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Altay Tarsiz bir sakatlık yaşadı. Evet. Bugün maçta Harun görev yaptı. Bir penaltı vuruşunu da kurtardı. Ve evet. Maçın ondan sonra evet. Bir sağ zan yaşadı. Takım arkadaşları evet. Geldi.
Evet. Tabii Altay çok önemli bir oyuncu. Öncelikle geçmiş olsun. Futbol bu yüzden çok güzel bir oyun. Yani biz de hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyoruz. Yani Altay'ın aramızda olmasını çok isterdik. Ama futbolda sakatlıklar olabiliyor. Onun yerine oynayan Harun kardeşimiz bugün gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun takımın o penaltıya penaltıyı kaçırdıktan sonra vermiş olduğu reaksiyon, birleşmesi, beraber hareket etmesi, o enerji oluşturması çok değerli. Her oyuncu bizim için çok çok ama çok kıymetli. Harun da bunlardan bir tanesi. Sezon sonuna kadar hep beraber 25-26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Tabii kolay duygular değil. Maçtan önce de söylemiştim. Yani Başakşehir benim ikinci evim gibi. Burası ikinci yuvam. Fenerbahçe'nin ayrıldıktan sonra bana gerçekten çok muhteşem duygular yaşattılar. Bana çok güvendiler. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. Ve inşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve eski günlerindeki gibi yine İlk 3'ü, ilk 4'ü zorlayacak, şampiyonlar kazanacak, süreçler yaşarlar. Çünkü bunu hak ediyorlar. Sayın Göksel Gümüşler başta olmak üzere yönetimiyle beraber, ekibiyle beraber. Ben inanıyorum, inşallah bu sıkıntılı süreçleri atlayacaklardır. Onlara da başarılar diliyorum. Başka soru var mı? Yoksa basın tribünden sorulara geçelim. Hocam Ahmet Selim Kul, Ağaspor. Emre Hocam maç içinde iki bekinizi de değiştirdiniz. Bu tercihin arkasında yatan taktiksel sebepleri mümkün olduğu ölçüde paylaşabilir misiniz? Aslında beklerin performansından memnunum fakat birazcık daha net onlar kanada oynadıklarını daha sert çıkmamızı istemiştim maçtan önce. Biraz bunu yapamadık ama genel anlamda oyuncu değişikliği yapmamız Nazım özelinde çok uzun zamandır oynamıyor. Oynamamasıyla beraber bir düşmeye de başlamıştı. Ozan da biraz 50'den 60'tan sonra açılıyor. Onu orada kullanmaya çalıştık. Caner Novak değişikliği de yani Caner bizim için değerli, önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti. Fakat çizgiye birazcık daha net indiler ve oradan gelmeye başladılar. O yüzden sol tarafta birazcık daha net durabilecek, sert durabilecek bir fikrimiz oluştu. Ondan dolayı bir değişikliği yaptık. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Değişiklikler olacak. Sahanın içinde her oyuncu ne kadar dakika verirsek verelim Fenerbahçe'nin formasını sonuna kadar terletecekler. Onlardan da isteğim bu zaten ben. TV Spor'dan Rezvan Yetişin sorusu hocam. Beşiktaş ile puan farkı maç fazlasıyla 2'ye düştü. Artık kalan 6 maçınız var. Şampiyonluk yolunda liderler aranızda bir fark bu kadar kapanmışken üzerinizdeki baskının arttığını hissediyor musunuz? Aslında kazandıkça bence enerjimiz yükseliyor. Baskı her daim olacaktır. Hayatımda, kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Birçok sıkıntıların içinde oldum. Bunların içinden de çıkmanın tek bir yolu var. İnanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Bunları nasıl yapabileceğimi biliyorum. Takım arkadaşlarımın hepsi de bence bundan haberdarlar. Onları da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Baskı olsun, sıkıntı yok. Camiamız çok büyük, beklenti büyük. Sonu ne olursa olsun biz takımdaki bütün arkadaşlarımızın yanında olmaya, onların arkasında olmaya devam edeceğiz. Ve Allah izin verirse sonu güzel olacak diye inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, Aykut Hoca'yı da bekleyelim. O da şimdi gelecek. Onun konuşmaları da baskı olacak diyor. Yapacak. Demin Reha konuşurken ben şeye bakıyordum, telefona bakıyordum. Mesaj olanı duymadım. Reha Taradağ bir öldürmüş ya. Evet, Taradağ evet. Ben fazla yaşayacak herhalde. Ömür kattık diye. Hocam özür dileyim. İyi akşamlar. Fazla yaşayacak. Aynen, özür dilerim. Bana da mesaj geldi. Hiç daldım. Evet. Allah duymadım, sağlık versin. Evet. Aykut. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hazırsak başlayabiliriz. Hocam maçla ilgili evet, maç değerlendirmesi. Mutlak puan ihtiyacının ligin gelinen haftaları itibariyle artık zirveye çıktığı bir andı maç öncesi. Rakibimiz tarafından bakıldığı zaman Beşiktaş'ın liderinin puan kaybı tabii ki motivasyonlarını bir üst seviyeye çıkaracaktı. O çok net gözüküyordu. Bizim açımızdan bakıldığı zaman da son hafta, o son oynadığımız maçta Antep'e mağlup olmuştuk. Ondan sonraki hafta maç haftasını bay geçirdik, boş geçirdik. Bugün de Fenerbahçe karşısına çıkarken mutlak etrafımızdaki takımların da puan aldıkları puanlardan dolayı mutlak yani
En az puan almak olabiliyorsa, gücümüz yetiyorsa maksimuma çıkarak da enerjimizi arttırarak kazanmaktı temel amacımız. İki takımın da yani acil puana ihtiyacı vardı, çok net gözüküyor. Yani hatta galibiyete ihtiyacı vardı, puan dememek lazım bunu. Maçta bu duygularla başladı. Fenerbahçe de üstümüze geldi. Biz de kendi oyunumuzda karşılık verdik. Ama maç öncesi işin beklentilerin dışına gelen Peşan tarafı, teknik tarafına geldiği zaman da maçın dengesini değiştirecek ya da lehte veya aleyhte değiştirecek en önemli unsur maç öncesi en azından bana göre topun hakimiyeti olarak gözüküyordu. Fenerbahçe son dönemde özellikle Emre Hoca takımın başına geçtikten sonra daha fazla üçüncü bölgede oynayarak süresini orada arttırarak oynamaya çalışan bir takım. Topun hem topun süresini hem de üçüncü bölgede oynama süresini arttırmaya çalışarak oynayan bir takım. Dolayısıyla maçın topu verirsek puan almamız biraz daha riskli hale gelecekti. Kendi gücümüzle, kendi organizasyonumuzla sahada yer almayı düşündük, tercih ettik. Ve bunda da maçın önemli bir kısmında başarılı olduk. Ta ki golü attıktan sonraki süreç değil ama golden sonra bir 5-6 dakika sonraki süreçte özellikle Fenerbahçe'nin geriye düşmesinden kaynaklanan baskısının artmasıyla biraz telaş yapmaya başladık. Bu telaş da esas itibariyle Fenerbahçe'nin bizim sahamızda biraz daha kalmasına neden oldu. Atak üretkenliğimizi biraz daha azalttı. Sonra çok bilindik bir golle üstünlüğümüzü yitirdik. İkinci yarıya başlarken maç ilk yarısı tabii şeyle bitti. Biraz daha dengeli bitti. Birbirlik sonuçtan sonra Fenerbahçe de istedi. Biz de gittik. Dengeli bitti. İkinci yarıya tekrar öne geçmeden önceki oyun tarzımızla başladık. Son derece de iyi geçiyordu. Her an skoru lehimize çevireceğimizi beklerken ve düşünürken ve denerken bir ekstra bir gol gerçekten. Yani yapılışı, atılış açısından çok bizim açımızdan sıkıntılı ama tabii çok ekstra bir gol oldu. Yine aslında maçı toparlayabilirdik ama tabii Mahmut'un atılışından sonraki süreç çok istekli oynamamıza, skoru eşitlemek için her türlü çabayı göstermemize, sonunda bir penaltı yakalayarak hakikaten ciddi bir avantaj sağlamamıza rağmen daha iyisini yapabilecekken bununla yetinmemize sebep oldu. Evet, teşekkür ederim. Hocam, varsa bir şey yanıtlayabilirim yoksa... Hocam önce sorular var. Evet. Devrim Zengin'in sorusu Beyaz TV'den. 10 yıl aradan sonra Mahmut Tekdemir'in ikinci sarıdan kırmızı görüp oyundan atılması oyunun sonucunu nasıl etkiledi diye soru sormuş. Biraz evvel yanıtladım onu. Tamam. Soruları geçebiliriz arkadaşlar. Hilmi Bey. Kesinlikle açıklanamaz. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar yani baskı tamam pek çok şeyin tabii ki açıklayıcısı olabilir ama 4 tane arka arkaya penaltının kaçması biraz evvel yayıncı kuruluşa söylediğim aslında bir maçtan evvel veya sonra söylediğim şeyi tekrarlayarak buraya doğru gelmem lazım. 2 tane de iptal edilen penaltı var bu dönemde. Yani çok kolay iptal edilmiyor çünkü artık hakem kararları özellikle verilen kararlar çok kolay dönmüyor vardan penaltı ve benzeri şeylerde. 6 penaltının 4 tanesinin bizim tarafımızdan, 2 tanesinin de VAR tarafından iptal edilerek sonuçlanmaması hakikaten çok... Yani sadece baskıyla, yani bizim tarafı söylemek gerekirse, VAR tarafından iptal edilenleri söylemiyorum, bizim tarafımızdan kaçıranlar iptal söylenirse sadece baskıyla anlatılamaz. Ancak hayatın içinde dönemler var. Yani Fenerbahçe'nin bir sezonda Akhisar'a 3 defa arka arkaya, yani bütün sezon 5 veya 6 mağlubiyet aldığı bir dönemde 3 defa Akhisar aynı takıma yenilmesi gibi bir olay bu yani. Çünkü şundan dolayı söylüyorum, bazen ne yazık ki hayatımızda da var, bir şeyler arka arkaya geliyor. Yani Giuliano çok, yani benim gördüğüm en iyi penaltı atan oyunculardan bir tanesi. Dembaba keza öyle. Visca için aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Yani penaltı konusunda hani çok iyi diyerek yani bilmediğim bir konuyu şey yapmayayım, söylemeyeyim. Ama Dembaba ve özellikle Giuliano konusunda çok çok iyi biliyorum.
3 tane farklı oyuncunun 4 tane penaltıyı kaçırması çok rastlanır bir durum değil. Ben bunu sadece baskıyla değil, dönemle açıklıyorum. Şu görülecektir ki ilerleyen dönemde bu oyuncular kendi ortalamalarının üstünde bir ortalamayla atmaya başlayacaklar bir süre sonra. Ama bugün ne yazık ki bu acı durumla, bizim açının gerçekten acı verici bir durum, sıkıntı verici bir durumla karşı karşıyayız. Başka soru var mı arkadaşlar? Uygar Bey. Tamamen bir tercih meselesiydi. Yani elimizde 27 tane, 26 tane Anton Andarman'a çıkan oyuncu var. Dembaba da oyunculardan bir tanesi. Sorusu olan var mı? Böyle bir karardı yani bu. Çok fazla irdelenecek bir karar değil. Hilmi. Şu anda 7 tane maç var. 5 tanesi de tam etrafımızdaki takımlarla. Hemen Perşembe günü, bundan sonraki maçtaki Perşembe günkü maçla beraber. Yani bundan sonra değerlendirme, yani şu şekilde veya bu şekilde diye bir şey söylemenin anlamı yok. Artık telafisi olmayan haftalara girildi. Tam da ateş çemberinin artık etrafında değil, tam içinde şu anda Başakşehir. Farkındalık çok önemli. Ama bir şeyle bağlamam lazım. Yazık yani bir tarafıyla da. Hani sezonu şampiyon olarak bitirmiş. Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten çok başarılı maçlar oynamış. Çok sert bir grupta. Kuvvetli maçlar oynamış. Sonra bir takım sıkıntılar yaşandıktan sonraki süreçte en son buraya geldiğimiz andan itibaren de ligin önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesiyle 10 kişi kaldıktan sonra bile hala oyunu kontrol edebilecek yetiye sahip bir grup. Buralarda hakikaten inanılır gibi değil ama öbür taraftan da gerçek bu. Gerçekle baş etmenin durumla baş etmenin en doğru yollarından bir tanesi durumu kavramaktan geçiyor. Artık ateşin dediğim gibi biraz evvel çok son derece içinde kavradığı zaman seviyesi bu. Umarım bunu devam ettirir Başakşehir. Sorusu olan peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, yeniden birlikteyiz basın toplantılarının ardından. Mahmut Tekdemir'in ilk sarıdan sonraki el pozisyonu. Mert Hakan Yandaş pozisyonun içinde o pozisyonu konuşuyorduk. Feyyaz Hocam sizde kalmıştı. Evet, ben sarı kart diyorum. Zaten 10 yıl aradan sonra ilk defa atıldı. Atılmak için de elinden geleni yaptı. Yineliyorum. Bu da bence sarı kart. Önceden atılması lazımdı. Rea Hocam. Geç gelen adalet, adalet değil gibi daha önce ben de Feyyaz Hocam'ın söylediği gibi atılması gerekirdi. Burada atıldı. Doğru karar. Burada atılmadı. Burada atılmıyor. Burada atılması gerek yani. Pardon. Burada daldım. Atılması gerek. Burada atılması gerek. Ya yani bak ikinci pozisyon. Bu pozisyonu pozisyon normal bir oynatabilir miyiz? Elle düzeltiyor. Sağ eliyle avantaj sağlıyor kendine. Rakibin alacak geldiğini tabii görünce tabii mi? Tabii şimdi o. Bir de bak mesela topu aldığında Mert Hakan Yandaş direkt orada 3'e 2 falan bir pozisyon tabii, tabii var. Yani direkt eksik yakalanıyor Başakşehir. Esas bu taktiksel olarak yaptığı net bir şekilde bu. Eliyle sağ direkt koluyla, elle değil koluyla 32. düzeltiyor. 32. dakika. Tabii bak iki de çizgide o Fenerbahçeli oyuncu var ya 4'e 3 neredeyse yakalayacaklar pozisyonu. Gülcan? Net sarı canım. Ve gözünün önünde Cüneyt Çakır'ın ve direkt elle oynamayı da veriyor. Bak 4'e 3 yakalayacak Fenerbahçe o boşlukta. İki çizgide bir oyuncu var, bir de merkezde Valencia değil mi? 4'e 3 yakalanacak. Peki. Erman Hoca? Ama bak bu her pozisyon sarı kart olmaz elle oynamadı, onu söyleyeyim bir defa da. Yani çok bariz bir olay yok burada. Yani hani teke tek ceza alanı civarı bilmem ne olur da kabul ediyorum. Daha orta sahada bir olay. Yani her elle oynama sarı kart diye bir şey yok. Bu pozisyon. Bariz gol şansı olur, bir şey olur. Öyle sarı kart kolay değil abi. Hocam kasten elle düzeltiyor topu. Yani kart değil mi bu şimdi? Verin abi, siz verin de ben pek yandan bakarım bu pozisyona. Siz verin. Benim için mahsur yok. Bak burada Başakşehir 1-0 galip. Cüneyt Çakır görüyor pozisyonu. Mesela burada durdursa bir de görürsün. Sadece elle oynama veriyor. İkinci sarıyı göstermiyor. Topu kaybedeceğini anlıyor. Hemen eliyle düzeltiyor. Evet. Hatayı şey yapıyor. Bir de yani en son rakibe bakıyor çünkü bu tarafından şu tarafa. Bir de Ender mesela rakip daha fazla olur. Fenerbahçe'de oyuncu eksik olur. O da var aksiyon. Hani dersin o ara Başakşehir almış zaten. Fenerbahçe gelsen olacak, sayısal üstünlüğü var. Yani 4'e 3 en son Mert Hakan'ı aldığında 4'e 3. 4 tane sarı lacivertli oyuncu, turunculu 3 tane oyuncu var.
Hocam da diyor ki her elle oynama sarı kart değildir tabii. Diyor hocam da. Her elle oynama sarı kart değil abi. Her elle oynama sarı kart verilirse 9'ar kişi, 8'er kişi, 7'şer kişi kalırlar. Yani yorum meselesi bu. Siz verin, benim için mahsur yok. Ama ben vermem mi diyorsunuz? Vermem bu pozisyonu abi, bu pozisyonu vermem. Peki devam edelim. Aynı pozisyonda sarı kart da aldı bu oyuncu. Başka kartı yok. Bu oyuncuya bu pozisyonda sarı kart verdin. 5 dakika sonra aynı pozisyonu bir daha yaptı. Kırmızı vereceksin. Vereceksin tabii. Tamam. Verirseniz tamam. Bu da kırmızı ya kart bu bilerek pozisyonu. Yapılan ya benim de düşünce bilerek yapılan bir hareket değil az önceki Mahmut'un yaptığı. İsteyerek yaptığı bir hareket. Evet. Yani kolunu avantaj sağlıyor. İstemeden çarpmıyor. İstem, yani. İstem dışı değil yani. Aynı fikirdeyim. Burada da artık 59. dakika. Burada da Fenerli oyuncu aldı. Elinden sarı kartı vereceksiniz. Burada elle alma yok. Burada çarpma var hocam. Elle alıyor ya. Elle alıyor. Burada ikisine de sarı kart gösterdi Cüneyt Çakır. Hem Valencia'ya hem de Mahmut'a. Ve 60'ta Mahmut kırmızı kart görmüş oldu. Evet. Bakın, ne elle aldığını görüyorsunuz değil mi? Görelim. Elle, bir pozisyon bir gelsin. Valencia'nın elle aldığını görebilir miyiz? Oynatalım arkadaşlar. Daha önceki ilk yerlerle. Şurada, şurayı, şurayı. Hadi buyurun. Ne güzel geliyor. Elle almıyor hocam. Değil. Kolun aksiyonu. Yani Mahmut'un yaptığıyla bu bir mi? Erman abi gözünü seveyim. Aynı pozisyonu elle alıyor ya. Kolla elle alıyor. Aynı pozisyonu üst üste geldi. Buyurun. Gene vermem. Ya. Buyurun. Hocam bunda elle almakla alakası yok ki bu zaten. Niye? İstem dışı bir hareket. Demin nasıl isteyerek alınan bir hareketti. Burada topu abi kurtarmak isterken eliyle. Arkada rakibi var, önde rakibi var. Elinden alıyor işte, buyurun. Geldi. Ben size söyledim, benim için mahsur yok, siz verin. Buna da verme. Hocam buna biz de sarı vermeyiz zaten. Bana göre de hiç sarıyla alakası yok yani. Niye? Şey olarak. Niye? Ya deminki pozisyonu da bu aynı değil ki hocam. Abi. Hocam deminki pozisyonu adam alıyor eliyle düzeltiyor tekrar. Tamam, burada çocuk alıyor eliyle çarpıyor. İşte hiç alakasız abi, iki tane, iki ya, tane alakasız alıyor. Şey var. Abi biz bu görüntüleri almadığımız müddetçe bunu biz yapamayız. İşte elini ne alıyor, kolunu ne alıyor, önünü ne alıyor? Şey yok gibi. Hocam sen öyle sanıyorsun. Buyurun. Burada eline çarpıyor hocam. Doğru, doğrudur. Öyle diyelim o zaman. Peki. Elini peki alıyor. Hadi sarı kart verin. Tamam. Vermem. Hiç sarı kart veren yok hocam. Burada var mı sarı kart diyen? Yani Valencia'ya sarı kart veren yok. Buna da vermem, buna da vermem diyorum ben. Siz ona verin, buna vermeyin. Tamam, biz vermiyoruz hocam. Buyurun. Veren vardır. Yok, ben de vermem bu. Mesela bu pozisyon sarı peki kart peki sonrası vermez için? Sonrası için doğru. Kartları doğru kullandı. Valencia'ya sarı kart göstermesi de. Mahmut'u yani enteresan daha önceki atmadı. Herhalde Cüneyt Çakır gibi tecrübeli bir hakemin. Yani kafasında herhalde gelgitler yaşadı. Orada bir dokundu diye. Mesela ben şurada şu pozisyonda Mahmut'u atmam hakem olsam. Daha önce atarım Mahmut'u buraya burada kalıp bu pozisyonda her oyuncu birbirini ittiriyor. Her ittiren kart gördük mü Ender? Sağ içinde futbolcu kalmaz ya. Bu pozisyonda İttirdi. İkisi de sarı kart bak görmeyebilirdi bak, bence de. Ender daha önce... İkisi de görmeyebilirdi. Aynen çok güzel. Bak daha önce direkt benim düşüncem tabii. Kırmızı kart göstermesi gerek. En kötü ikinci sarıdan elle koluyla direkt atması gerek. Orada atmıyor. Burada ya bu sezon çıkartalım böyle. 100 tane pozisyon gösteririm böyle birbirini itip yere düşen kart görmeyen oyuncular. Yücel? Aa, burada didişme var ama ben hocamla aynı fikirdeyim. Kartlık değil bu. Kartlık. Şimdi bu pozisyonu görüyoruz ama bu pozisyonun evvelinde Başakşehir'li oyuncu, Fener'li oyuncuyu niye itiyor? Valencia topu almasını çünkü şey yapıyor. Onu da bir görelim. Topu çekiyor. İşte şurada. Tam alacak çekiyor topu. Öyle olunca o da itiyor onu. Çekiyor diye. Evet. Topu çekiyor diye. Evet. Maç kaç kaç bu sırada? 2-1 Fenerbahçe önünde. 59. Dakika. Tamam. Buyurun. Söyledik hocam ben yani göstermemesi gerek burada. Böyle 100 tane pozisyon bu sezon buluruz. Böyle birbirini itip yere düşen topu almak için ondan oyuncular. Ondan bahsetmiyorum ya. Şu pozisyondan bahsediyorum. Ne?
Şutundan bahsediyorum. Adam faul atacak, ne atacaksa el mi atacak, faul mi atacak, eğiliyor topu almaya, çekiyor. Adam 2-1 mağlup. Hadi yorum yapın. Hoca diyor ki burada sarı kart görecekse Valencia görmeli diyor. Oyunu oyalıyor diyor. Centilmenliğe aykırı davranıyor diyor. Bence de haklı. Evet. Yani Mahmut'a değil Valencia'ya sarı kart olmalı diyorsunuz değil mi hocam siz? Burada Başakşehir'li oyuncu tuzağa düşüyor. Fenerli oyuncu oynuyor. Sana ne ya? Oynasın. Hakem ona kartını verir mi vermez mi? O hakemin sorumluluğunda. Sen tutup da dalaşmaya başlarsan zaten senin bir sarın var. İkinci sarıdan hakem iki senede çaktı. Sarıyla dağıtıldı. Acemi topçunun Mahmut Arandı acemi topçunun işi. Mahmut'a mı acemi diyorsun acemi hocam? Topçunun 35 işi. Yaşına geldi adam artık. Yani. Abi acemi topçunun işi demek acemiymiş abi. 10 yıldır da atılmıyor hocam bu adam. Yani. Çok enteresan. İşte buyur. İşte buyur. Demek ki Başakşehir'in bu duruma gelmesi niye? Futbolcular bu haldeler. Bırak ya. Hakem verirse Fenerli oyuncuya sarı kart verir. Niye giriyorsun ki araya? Ne yapıyorsun? Niye itiyorsun kalkıyorsun? Hakem ne güzel. Ona sarı, ona sarı, çift bir sarı, kırmızı. Bir de ayağına da basıyor bakın orada sarı şey turunculu oyuncu. Sol Mahmut, ayağına, Valencia'nın. Evet, öyle bu. Yani ya, itmenin dışında. Tamam didişiyorlar orada. Ender bunlar. Ama işte acemilik dediği doğru. Şimdi Erman burada, hocam. Şimdi burada. Şimdi Valencia eğiliyor. Aldırmaya bak çalışıyor. Şimdi, üzerine topu almaya eğiliyor. Üzerine çekiyor ekibinin. İkimi malum. Eğiliyorum. Topu almaya çekiyor bir daha. Eğiliyorum. Dalla geçiyor benden. Ben topu alacağım, oyuna sokacağım. O bir daha çekiyor, bir daha çekiyor. Tabii. Şey yapınca sinirleniyor. Sinirleniyor. Tuzağa geliyor. Girme o tuzağa. Şimdi doğru hocam, tuzağa girme, görsün sarı kartı Valencia. O devam etsin. O kadar. Sen dal mı oraya? Bir de 2-1 mağlup. İşte ondan diyorum. O onu istiyor. Tabii 59. Sen bırak, hakem gösterir göstermez. Hakemin sorumluluğu. Doğru. Ama Erman sen abi. Sen dalarsan orada sarıyı çeker, sana da çift sarı kırmızı. Erman abi bu kadar da itişme didişme olur ya maçın aksiyonu için. Ya olmaz. Her şeyde sarı olmaz ki. Erman Hoca yani da böyle çok, 50 tane pozisyon, 100 tane olsun. Yaşamıştır. Bizler de yaşadık. Herkes yaşamıştır oynadığı kadarıyla. Şimdi bu pozisyonda böyle diyorum ya kaç tane pozisyon gösteriyor Gürcan? Bunlar futbolun doğasında aynen, var ya. Aynen, hani Avrupa'ya örnek veriyoruz ya Premier Lig, Almanya Ligi. Böyle birbirlerini itiyorlar, yere düşüyor falan. Hiç dönüp hakem ama gülüyor. Bakıyorum, burada küçük düşürüyor. Hiç. Ankara'da bir maçta Fenerbahçe oynuyor Hacettepe'yle. Ben de stattayım. O zaman ufağım. Yine gecekonduda maç seyrediyorum. Hacettepe'li Nuri. Bir güvercin indi sahaya. Geldi. Tam güvercini tutacak. Güvercin sıçradı. Oo seyirci alkışladı filan. Yine gitti. Tam güvercini yakalayacak. Güvercin bir daha sıçradı. Oo bütün sular ya filan. Bir daha sıçradı güvercin. Abi güvercine bir tekme attı. Güvercin kalktı pat diye düştü öldü. Nuri'nin futbol hayatı bitti ondan sonra. Herkes güvercin Nuri dediler. Sinirlendi. Güvercine sinirlendi vurdu. Adı Güvercin Nuri kaldı. Sonra da şeye gitti Eskişehir'e. Yani sinirlenir adam. Vurma ona güvercine. Bak burada dalga geçiyor. Dalga geçmiyor hocam. Allah Allah. Adam iki bir malum. Adamdan topu alacak çekiyorsun. Bir daha topu alacak bir daha çekiyorsun. Tamam hocam. Kartlık hareket bam ama. Bam diye vurur mu? Vurur. Dalga geçmiyor. Ya, o Caner yerine geçsin diye oyalamaya çalışıyor. Ama vurmaması sinirlenme, gerek hocam. Sinirlenme diyorum. Bırak onu hakeme. Hocam. Hakem adaleti vermezse o zaman konuşursun. Hocam Mahmut tecrübeli oyuncu. Feyyaz çok güzel söylüyor. Çok tecrübeli. 30'un üstünde bir oyuncu. Tamam, buna basmaması gerek. Yapmaması gerek. Niye yapıyor? Yapmaması gerek. %100 yapmaması gerek. Ama sinirleniyor. Ama ben diyorum ki hakem olsam, Aspaykar'da maçın hakem. Ben bundan atmam Mahmut'u. Ben bu hareketten, ya futbolun hani hep diyoruz ya ruhu, doğası olacak. Ya onu vurdu, çekti. Sen bana, öncesinde ben, diyorsun. Ben öncesinde hayır. Ender. Direkt kırmızı gösterdim. Arkasından o kolla aldığında ikinci sarıdan en kötü peki, orada atardım. Serdar burada bana göre yanlış. Serdar Giuliano pozisyonu. Bu da enteresan bir pozisyon yalnız. Ben bunu burada da 64-65 falan. Kaçırmışım ben bunu ya. Şimdi tamam topu uzaklaştırıyor Gustavo da orada. Serdar topa vuruyor uzaklaştırıyor. Buradaki mesele sonrasındaki sol ayağında acaba çekebilir mi
çekemez mi? Kritik soru bu. Sağ ayağıyla müdahaleyi yapmış, sol ayağını çekebilir. Kasti hareket, mutlaka kart görmeli. Sarı ya da kırmızı. Real hocam. Aynı, ben de katılıyorum. Bir stoper şimdi sağ ile eleme yapıyor, topa vuruyor. O sol ayağına hiç gerek yok. Sağ ile artık topu tabii, uzaklaştırmış. Tabii. Sol ayağına hiç gerek yok. O sol ayağını bir de kaldırıyor, devam ediyor. Yani evet. Değil mi hocam? Geriden getiriyor. Ya veya sağ ayağını uzaklaştırdın. Sol ayak ne alaka? Göreceğim. Bence de net kırmızı. Hiç. Hiç yani o ayağı istese tutar. Sanki hareketin devamıymış gibi. Hareketin devamıymış gibi yapmaya çalışıyor. Aynı olay hatırlasana. Çenesi kırılır Gürcan. Çene kırılır. Burun kırılır. Ozan'la Aytaç arasında oldu. Ozan kırmızı gördü. Evet. Ya Aytaç sanki geliyormuş. Veriyormuş gibi. Bir Levent abi hatırlıyor, bir sen hatırlıyorsun. Biz ne hatırlayamıyoruz? Ben abi çok maç seyrediyoruz çok. O yüzden İşler çuval harbiden çok. Her şey birbirine girdi ya. Tabii Erman bizden hoca, de büyük. O da daha da çok maç seyrediyor. Biz Mahmut'a kızdık yani, gerek yok tecrübeli diye. Serdar da tecrübelisin. 65. dakika 2-1 galip Fenerbahçe, topu uzaklaştırıyorsun. Ona hiç gerek yok. Evet. Hakem atsa ne yapacaksın? Erman Hoca? Net kırmızı. Önce devam diyor, kalk diyor. Sonra utanıyor yaptığından. Aman diyor, topu dışarı atın da diyor gelsin. Çünkü bütün kanıyor sonra da oğlanın şeyi. Dudağı kanadı. Dudağı kanadı. Tekmede. Nasıl iş? Yorumu var mı bunun? Dudak hocam iyi peki, yırttı yine hocam. Burun falan da gider. Peki burada vardan müdahale gelemez mi? Niyet okumak olur. Ali Koç'a sorun. Niyet okumak olur. Cüneyt öyle dedi ya. Mesela Aytaç da gelmedi vardan. Var dedi. He şey ayağını çekebilir miydi, çekemez miydi? Tabii yani griye giriyor. Ya bir de Ender, Serdar iyi oynuyor değil mi haftalarda? Zala ile iyi bir ikili oldular. Yani. Ya fena oynamıyor ama değil mi? Eskisi gibi değil. Yani Zala toparladı da onu, çok kötü oynamıyor. Şimdi 65. dakika, sen de 30-31 yaşlarında Serdar. Düşün, tecrübeli bir oyuncusun. Topu uzaklaştırmışsın. Giuliano'ya tekrar sol ayağını öyle vurmanın ne anlamı var ya? Ben anlamıyorum hocam, ya. Hocam, Vizca'ya yaptığı bir foul var, hatırlıyor musun? İlk yarı mıydı? Kaleye paralel gidiyordu. Gereksiz yani. Tabii. Gitti, bu her maçta söyle, bu maçta. Evet, ya. Evet, doğru. Doğru. Vallahi ya, pozisyonda o kadar meraklı Serdar ki böyle garip. İlk yarıdaki bir Başakşehir Erzurum maçı vardı. Orada 85. dakikada bir oyuncu giderken bir pozisyon oldu. Hatırlıyor musunuz? Sen maç seyrettin mi hocam? Ben de hocaya bakıyorum ne diyor bana diye ya hocam ya. Ah hocam ben de o bir şeye söyleyecek, bir yere gelecek, bağlayacak diye bakıyorum. Ah ya hocam, bir de penaltı pozisyonu var. Burada dakika 86 hatta 87 artık. Yalnız burada Vizca'nın ara pası çok iyi ya. Müthiş bir ara pas vermiş tamam. Savunma arkasına. Derin bir pas. Offside yok. Gulbrandsen koşuyor. Burada biraz daha hızlı olabilir miydi Feyyaz Hocam? Erman abi dedi ki biraz daha topu takip edip önce çıkabilirdi belki bir hamle önce. Yok, Harun. Çıkış şekli Harun'un böyle dışarıdan böyle oval. Aslında direkt topa gitse hocam haklı orada, çok doğru. Daha böyle koşu şeyi de yanlış değil evet, mi? Yani, biraz biraz böyle gidiyor. Koşu yana yatayım, kalecilerin klasik hareketidir o. Böyle gideyim uzanayım diyor. Reha çok güzel söyledi. Penaltıyı aldı Gulbrandsen burada. Yani tamam. Aslında tam rakibine müdahale etmek istemiyor kaleci. Harun orada yatıyor ama orada Gulbrandsen, bir temas var yani. Bir yakını var bunun. Dokunuyor, alıyor penaltıyı, kalıyor. Gördün mü? Harun da geldiğini görüyor. Harun. Ya ben topa dokundum tamam. Diyor. Harun. Harun topa dokundum demiyor. Ona dokunmadım diyor. Ha, ona mı dokunmadım? Ona dokundum diyor. Topu işaret ediyor çünkü orada bir. Şöyle bir bakalım, dokunuyor mu? Ben dokunmuyor gibi topla gördüm. Topla hiç alakası yok. Şurada dokunuyor ya. Hafifçe. Gulbrandsen de şahane bir şekilde takıyor kendini kaleciye. Geçmiş olsun. Ya burada dokunuyor mu? Bence şurada dokunuyor bence. Harun'un burada yaşadığı sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi uzun süre... Bunun devamına da bir bakabilir miyiz? Bunun tabii, devamında tabii. Sol eli mi yani penaltıyı yapan el? Sol penaltı kolu mu? Yapmıyor tabii. Abi. Vücut takılıyor. Bak sağ ayağına bak Gulbrandsen'in. Ya benim, orada değiyor. Benim düşüncem tartışmasız bir penaltı. İkincisi söyleyeceğim. Uzun süre oynamayan kaleci sağ içinde iki tane sıkıntı yaşar.
Değil mi kardeşim? Bir yan toplarda yaşarsın. Bir de pozisyon savunma ile bu pozisyon gibi kale arasındaki ara paslarda çıkışla ilgili o timing hatası yaparsın. Değil mi kardeşim? Erman abi, burada Gulburan sen alıyor mu penaltıyı? Alıyor tabii. Yani yakalıyor onu. Çabuk geliyor. O bir geç gelince alıyor. İster istemez kayıyor ama, çünkü. Kaymaya evet. Devam ediyor değil mi? Ender tabii, çaldı kayıyor. Mı kaybedersin. Şu pozisyonda dokundu futbolcu mu? Çaldı mı kaybedersin. Zaten bu pozisyonlarda hakemler öyledir yani. Biraz takip ettiğin zaman Allah penaltı olacak dersin içinden. Zaten dediğin bravo. Zaman da caddeye çalarsın. Yani şimdi bir de kafayı atılış şekline bakalım. Hocam, oyunda sen yazı mıdır? Trabzon'da kalecini veremez zannettiler ikinci penaltıyı. Birinciyi sen mi kullandıydın? 3-2'lik maçtı. 3-2'lik maç. 3-2'lik maç değil. Maç yarıda kaldı da. Aynı buna benzer bir pozisyon da hatırladım kadarıyla. Veremez zannettiler bana. Caddeye çalınca kaldı herkes. Alt evin sağ çıkışında ben seyrederken var ya dedim ki penaltı. Değil mi? Beraber tabii, ikimiz tabii. De var. Penaltı daha koştu ya penaltı dedik. Peki bu pozisyonda penaltının kullanılış şeklini, Harun'un pozisyonu, oyuncuların pozisyonu neden? Çünkü bakıyorum Trabzonlu izleyicilerden sorular geliyor. Dün bir bugün iki diye. Onlara reklamdan hemen sonra bakacağız efendim. Evet şimdi bu son pozisyonu konuşalım. Penaltı pozisyonunu. Yani penaltı dedik. O tamam. Atılış, Visca. Bu tam topa vuruş mu arkadaşlar? Tolga. Evet. Burada bir kere Harun'un tek ayağı çizgide. Onda bir sıkıntı yok. Oyuncuların duruş şekli bu. Şimdi attıralım penaltıyı. Attıralım. Artık kaleciler yalnız bir ayağı çizginin içine basıyorlar. Evet. O şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Garanti burada Trabzon maçındakine benzer bir durum var mı? Ne dersiniz sizce? Yani içeri giren oyuncu topa da değmiyor. Yani bilmiyorum ben tekrar. En sağdaki kim o? Mert Hakan mı içeri giren? Novak galiba. Bakayım. Evet Novak içeri giren oyuncu. Reha hocam? Ya ona tabii esas yani dünkü olay sağ taraftaki oyuncunun girmesi değil. Dün Trabzonspor maçında giren oyuncu erken ihlal eden Kamil Ahmet Çörekçi'ydi. Ona geldi uzaklaştırdığı topu için tekrar oldu. Doğruydu söyledim de. Hep de Trabzon'un başına geldiğini yani bu aksiliklerin onu da söyledik. Yani hakem kararları da dün çok burada kötüydü. Burada topu uzaklaştıran tabii, Serdar. Hatta Mupensa'nın burada. Peki Serdar burada yayın dışında. Serdar evet. Burada yayın dışında aynı değil. Yani aynı oyuncu, iki ayrı aynı pozisyon gibi görünen, dün ihlal edilen ama Serdar'ın ihlali yok. Doğru bir şekilde uzaklaştırıyor. Güzel. Tekrarı olmaz bunun. Hoca gayet güzel anlattı. Erman hocam ne diyecek? Bu dünkü pozisyon. Burada uzaklaştıran Kamil Ahmet. Ama bundan sonra yani her pozisyona bakılacak artık ve şu anda şey evet, oldu. Öbür maça gelelim şimdi. Fenerbahçe maçından evet. Gösterelim arkadaşlar. Şimdi şu aşamada dur vurdurma. Vurdurmayalım. Geri gel. Visca vurmadan önce. Evet. Bu kaleciden dönen topa kim ilk değiyor? Ona bakalım. Kaleciden dönen topa kim değiyor? Serdar değiyor hocam. Bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika dur tam vururken. Evet. Serdar'ın sağ ayağı nerede? Yayın dışında hocam. Sağ ayağı. Evet. Yayın biraz dışında. Bir geri al. Evet. Sağ ayağı. Ya da üstünde yani. Çizginin. Doğru üstünde. Yayın içinde de adam var hocam ona bakarsan. Ama hakem ne veriyor? Hakem ne veriyor? Foul veriyor. Kime foul veriyor? Şeyin lehine, Fenerbahçe'nin lehine. Kim foul yapıyor? Bakalım. Başakşehir'li oyuncu yapıyor. Muhtemelen 22 numara. Öyle mi? Ya da yapmıyor yani. Ama bakalım. Yani ona veriyor Başakşehir'li oyuncu. Şeyin Serdar'ın ayağını gördünüz mü nerede? Serdar'ın ayağı çizgide, sağ ayağı çizgiye değiyor. Üzerinde. Çizgiye evet. Çizgiye değiyor değil, çizginin üzerinde. Evet.
Biri Tiam da var hocam yayın içinde eğer o hayır yayda geçer. Şey için soruyor hocam. Tamam topa, top dönünce kim oynuyor ilk? Hocam. Diye. Tamam hocam. Hani herkes şey yapıyor ya örnek gösteriyorlar ya. Hani Trabzon'u filan topla kim oynayacak? Ama hakem akıllı. Başakşehir aleyhine faul çalıyor. Faul var mı? Bakalım. He, ona hakem ihtiyaç zeki. Kalmıyor diyorsunuz hakem yani. Hakem zeki. Hocam. Neden bahsediyorsunuz ya? Hocam, he? Hocam başka yere gelmek vay istiyor. Vay yavrum vay. Siz neredesiniz? Siz devam diyorsun? Edin şimdi. Abi görmüyor bile Serdar'ı ya. Erman abi. Siz şimdi devam edin. Girip girmediğini görmüyor bile. Allah var yani de. Yani foul foul olmuyor. Var giriyor mu burada? Hı? Devreye. Var giriyor mu? Trabzon'da girdi mi var? Girdi. Burada niye girmiyor var? Çizgiye bastı diye var mı? Devreye mi girecek? Abi? Tabii girecek. Ha. Tabii girecek kardeşler. Tabii girecek. İhlali yapıyorsa girecek arkadaş. Hayırlı işler. Trabzonlular yerden güve kadar haklı. Birine öyle birine böyle. Foul var mı? Var. Foul yok. Foul var hocam. Sana göre var. Bana göre yok. Bundan sonra her pozisyonda artık sonra... konuşulacak. İşte buyurun beyler ya ertesi günü geliyor. Ertesi günü ya. Ama siz diyorsunuz ki ertesi zaten günü. Hiçbir şeye mahal bırakmamış. Görüntü olsa işte. Ekranı ikiye böleceğim size. Buyurun diyeceğim ya. Abi ikisi bir mi ya? Madem bilmiyorum. Öyle işte böyle. Yok öyle hikaye. Bir iş uygulanacaksa herkes uygulanacak. İşte uyguluyor adam bak. Sen aynı mı abi? Allah Allah. Aynı mı aynı değil işte. Değil çizgiye tabii. Basıyor mu basıyor. Topla oynuyor mu oynuyor. Gol var mı? Yok. Yaya bastığı, ya kardeşim. Yaya bastığı, yaya bastığı zaman çizgiler oyun alanlarına dahildir. 9-15'i ihlal ediyor futbolcu çizgiye basarak. Oyun alanlarına dahildir çizgiler. Çizginin eni kaç santim? Kaç santim? Kaç? 25 mi? 30 mu? Yok, 50 santim. Kaç santim abi çizginin eni? 5 santim yani çizginin eni dediğin yok yok kalınlığı 25-30 santim. Eni. Tamam. Kaç santim? 20 santim vardır. Yoktur. 35 santim, 33 santim. Ya. Kaç? Hocam bir tane çizgi 7-8 yani santim. Yani diyor ki 9-15 şey değil diyor 8-95 diyor. Abi kaç santim diyorsa ya? Çizginin futbol sahasında çizgilerin eni kaç santim? Serdar Aziz 8-95'te duruyor diyor. 9-15'te durmuyor diyor. 11, 11 mi 10 mu? 10 mu? Aynı direğin kalınlığı kadardır. Evet. Ayağına basarsan ihlaldir. Çünkü çizgi o sahanın içinde sayılır. Bulunduğu alana dahil. Evet. Yani bir futbolcu ceza alanına girerken çizginin üzerinde darbe yaparsa tamam. Penaltı verilir. O zaman hayır hayır. Şu çizginin pozisyona... dışında olursa penaltı hayır, verilmez. Şu pozisyona gelsene. Tam biska vururken durdurduğun pozisyona gelsene. Şeyden ama. Offside kamerasından. Ya Trabzonlular sizi böyle yerler işte. Offset kamera. Trabzonlular. Ha. Saysanız abi kaç kişi ilan sizi böyle yerler. Anda. Dur. Hakem akıllı ama. Başına ama hakem biliyor. Hiç bunlara gerek kalmadan faulü vermiş. Size onu gösteriyorum ben. Evet. Hakem akıllı. Cin gibi. Yani bunların hiçbirisine mahal vermemek. Ama yemezler hocam yemezler. Gelsen Kirşen var mı Almanya'da? Yersen Kirşen. Faul yani, var mı orada? Tekrar mı gerekiyordu evet. Hocam? Evet maalesef evet. Ya, Trabzon'daki olayın aynı. Ama faul veriyor hakem. Suyu başından kesiyor. Sonra herkes de anlatıyorlar bana. Kavuğumu anlatsınlar. Ya Trabzonlular siz badem olmuşsunuz. Trabzonlu kardeşler. Vallahi, adamı böyle yerler. Valla Trabzon birisi de seyrettir bunu. Hocam bu tekrar bu pozisyonda Başakşehir'i de yediler hocam tekrar gerekiyor. Hadi evet. Odanlar gider abi. Evet. Olan Başakşehir'in belki 2 puanlı oldu. 1 puanlı. Belki 1 puanlı oldu. Belki 2 puanlı olacaktı. Bu arada Denizli Spor Ali Tandoğan'la anlaşmış teknik direktör olarak. Eski Hakan Kutlu orada görevden ayrılmıştı. Özüne dönmüş. Şimdi Ali Tandoğan'la anlaşmış. Valla çok zor iş. Ali Tandoğan, sezonu Ali Tandoğan'la başlamadılar mı? Yok. Geçen sene mi Ali Tandoğan'la başlamadılar? Yok. Yok başlamadılar geçen sene. Ali Tandoğan'la başlamadılar. Prosineçki vardı bu sene. Prosineçki vardı bu sene evet. Sezon başı o vardı. Prosineçki ile başladılar. Evvelki sezon mu Ali Tandoğan geldi?
Yok, Yücel İldiz vardı orada. Yücel İldiz'den önce PTT Ligi'nde olabilir. Öyle bir başlangıç evet, daha önce olabilir. Peki, şimdi bugün Galatasaray'da malumunuz bir dünden beri konuşulan Mustafa Cengiz'in de yarın bir araya geleceğiz, toplanacağız dediği o malum toplantı yapıldı. Öncelikle biz bir VTR hazırladı arkadaşlarımız. Bu aşamaya nasıl gelindi bugünkü toplantıya kadar? O gerilimler, karşılıklı demeçler bir onu izleyelim. Ardından bugünkü toplantının perde arkasını sevgili Serhan Türk'ten rica edeceğiz. O çok iyi takip etti. Ondan şöyle bir perde arkasında neler gelişmiş toparlamasını isteyeceğim. Sonra da sizlerin görüşlerini alacağım bu konudaki. Buyurun efendim önce hazırladığımız VTR'yi izleyelim. Evet, bir kronolojiyi bu şekilde takip etmiş olduk. Şimdi sevgili Serhan Türk telefon attığımızda. Serhan, beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum Ender. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sen şimdi Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorsun. Bu olayların da iç yüzünü çok iyi biliyorsun. Bugünkü toplantıda neler oldu? Şu gelinen noktada biz VTR ile bu diyalogları medya üzerinden biraz yaşanan olayları da aktarmaya çalıştık. Bugünkü toplantıda olayın bir başka boyutu da vardı tabii. Sen nasıl toparlayacaksın? Neler oldu bugün bizim görmediğimiz, duymadığımız? Ben yakın geçmişle başlayayım istiyorsan Ender. Yakın geçmişe şöyle bir şey oldu. Başkanın bir açıklaması vardı biliyorsun. Futbolcuların haysiyet ve şereflerine hatırlamalarını gerek şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra tabii ki bu açıklama camiada çok etkisi yaptı. Futbolcuya da çok etkisi yaparken Fatih Terim de otomatikman ilgilendirdi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Sayın Abdurrahim Albayrak, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Florya'ya gitti ve futbolcularla bir fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf karesinde Fatih Terim ve yine teknik ekip olmadı. Ve sonrasında ne oldu? Yönetim kurulu toplantısı oldu Cuma günü. Yönetim kurulu toplantısında 2 saat süren yönetim kurulu toplantısında 7 tane yönetici vardı. Bu yöneticilerin birkaçı başkana artık sen yoruldun, onursal başkan ol ve dinlen şeklinde telkinleri oldu. Yani açıkçası orada başkan sen bırak eline yeteneği çek biz seçime kadar devam ettirelim demek istediler. Başkan da öyle bir şey olabilir mi? Onursal başkanlık ne demek? Ben bunu hiçbir şekilde katılmıyorum. Böyle bir şey de olamaz dedi. Ve daha sonrasında ne oldu? Takım tabii ki şampiyonluk yarışında sekteye uğramadı ama şampiyonluk yarışında moralman, motivasyon olarak bitik olan Galatasaray tekrar Beşiktaş'ın puan kaybetmesi ve Göztepe'yi 3-1 net skorla yenmesiyle beraber tekrardan ümitlendi. Ve başkan bugün kendi seçime gittiği disiplin, sicil, denetleme ve yönetim kurulu üyelerinin hepsini toplantıya çağırarak orada birlik, beraberlik mesajı verdi. Ve oradaki kullandığı kelime aslında çok önemli bir kelime. 50 kurşun yesem de ben, cepheyi terk etmem, öleceğimi bilsem de yüzüstü bırakıp Galatasaray'ı kaderine terk etmem şeklinde oldu. Bundan sonra da tabii ki seçime kadar devam edeceğim. Bundan sonra konsantrasyonumuz had safhada olması lazım. Konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu için olması lazım şeklinde bir ifade kullandı. Ve yönetim kurulu üyeleri de tamam başkan arkandayız, seçime kadar da hep beraberiz şeklinde bir birlik beraberlik oluşumu oldu. Serhan, cepheyi terk etmem diyor ya Mustafa Cengiz Başkan. O geçen gün farklı taleplerde bulunanlar bunun üzerine bir şey diyorlar mı? İşte bunun üzerinde arkandayız başkanım, seninle beraberiz. Tamamdır, biz bu süre zarfı içerisinde hep beraber olacağız ve senin söylediklerini de okeyleyeceğiz, seninle beraber hareket edeceğiz şeklinde bir demeci oluyor. Ve sonrasında önemli olan Ender şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsun daha sonra yönetim kurulu toplantısından sonra, Cuma günü olan yönetim kurulu toplantısından sonra yönetici Mahmut Recevik bir clubhouse, yani Galatasaray taraftarlarının olduğu bir clubhouse toplantısında gece vaktinde oluyor. Bu 14 dakikalık bir konuşma yapıyor. Yani yönetim de 14 dakikayı bunu hesaplıyor zaten. O toplantıda şöyle bir ifade kullanıyor. Bugünkü toplantıda 7 yönetici Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Kendisi ise istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçime gideceğini dile getirdi şeklinde bir demeci oldu. Tabii ki bu da başkanın şok etkisi oluşturdu. Ve bugünkü toplantıda da tabii ki herkese söz verildi. Konuşmak isteyenler oldu. Özellikle sicil, denetleme ve disiplin kurulundan birkaç üye şöyle bir şey söyledi.
açıkça istifaya davet ettim Mahmut Recevik'i. Çünkü Galatasaray'ın mahremini ve özelliklerini ve Galatasaray Başkanı'nın sohbet odalarında tartışmasıyla ilgili şeyleri kabul edemeyeceklerini ve bundan dolayı Mahmut Recevik de istifaya davet edeceklerini söyledi. Daha sonrasında Mahmut Recevik söz aldı ve Mahmut Recevik şöyle dedi: özür diliyorum söylediklerim için, ben bu şekilde olmasını istemezdim şeklinde oldu. Ve daha sonrasında da tabii ki salı günü bir yönetim kurulu toplantısı var. Yönetim kurulu toplantısında Mahmut Recevik'in yönetici olarak geleceği bu masada yatılacak ve ona göre karar alınacak. Peki, teşekkür ediyoruz Serhan. Olayları bize toparladı. Dolayısıyla görünen şu ki Mustafa Cengiz diyor ki ben seçime kadar buradayım, cepheyi terk etmem. Kurullar da dahil, yönetim kurulunun dışında diğer seçim kurulu, disiplin kurulu vesaire diyorlar ki tamam başkan biz senin yanındayız. O açıklamayı yapan yönetici içinde... Serhan gitti mi orada mı? Serhan atta mısın? Yok, teşekkür ederim. Bir bağlayın tekrar. Bir şey soracaksın değil mi abi? Evet. Tamam. Mahmut Recevik içinde hani madem böyle bir açıklama yaptı o zaman onun durumunu sorgulayalım tarzı da yönetimden başka şeyler çıkmış ya da kurullardan bilemiyorum. Bir de Mahmut Bey tek değil ki. 6-7 yönetici dedi yani. Hayır, o açıklamayı yaptığı için bunu... gündeme getirdiği için halka açık bir ortam. Peki sizce neden böyle bir teklifte bulundular Mustafa Bey'e? Serhan Türkart'ta bu arada. Serhan, Erman abinin bir sorusu var. Seni yolcu ettik ama kusura bakma tekrar onu sana soralım. Hocam, buyurun, Erman Toroğlu. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Erman abi. Geçenlerde herhalde basketbol maçından çıkarken Galatasaray Başkanı'nı gördüm. Gazeteciler, televizyoncular bir soru yönelttiler. İşte şu isim sizin istifasını istedi gibi. O da dedi ki hatırladığım kadarıyla bunu bana sormayın. O söyleyene söyle dedi, değil mi? Evet, evet. Peki bunu söyleyen o vatandaş kimse, kim o? Mahmut Recevik. Peki bugün toplantıda var mı? Vardı bugün toplantıda. Suratına söylemedi mi o zaman başkanın? Yok, orada zaten anlattığım gibi Erman abi şöyle bir şey oldu. Orada bu konuların konuşulması ve rahatsızlık dile getirildi. Başkanın bu şekilde sohbet odasında tartışması, oradaki gelen biliyorsun seçime gelirken disiplin kurulu, seçim kurulu, denetleme ve yönetim kuruluyla beraber gelir. O üyelerin oluşulduğu bir topluluk vardı bugün. O topluluktan 3-4 kişi çıktı ve direkt Mahmut Recevi'yi eleştirdi ve Mahmut Recevi'nin İstifa etmesini dile getirdi. Oluş bu şekilde yani. Orada da Mahmut Recevik de çıktı. Ben özür diliyorum, böyle olmasını istemezdim dedi. Peki şimdi ikinci bir soru. Bu Galatasaray Göztepe ile oynadığı zaman İzmir'de otelde bu şeylere, telefonlara düşen bazı konuşmalar var. Orada bir idareci değil herhalde, birkaç idareci var değil mi? Birkaç idareci olduğu söyleniyor ama 7 idarecinin de istifaya davet ettiği söylenmiyor Erman Hocam. Peki. Orada bayağı atıp tutuyorlardı. Bunlar dedikodu yapıyorlardı. İhtiyar kadınlar gibi. Peki onlar neredeler şimdi? Tabii kıvırttılar ki mı? Hepsi kıvırdı mı? Bugünkü toplantıda alay kıvırdı mı? Hocam bugünkü toplantı Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda herkesin susma ve konsantrasyon alt safhada bir şekilde şampiyonluk yolunda devam etme kararı alacak şekilde oldu. Geri adım atmışlar yani. Peki Serhan? Ya konuşurken adamın suratına konuşun abi. Kime konuşacaksanız. Kapılı kapılar ardında alıp ondan sonra onu şey yapıp mesajlar millete yayınlayıp vallahi dedim kolay şöyle de gitmeyin abi. Ucuz kahramanlık yapmayın. Hocam, suratına konuşun ağır şekilde, adam da size cevap versin. Hocam, kimi istiyorsanız, ne yapıyorsanız. Hocam, Galatasaray camiası Avrupa'ya açılan camia değil mi? Pencere. Pencere. Yalnız Serhan'a şunu soralım. Avrupa'ya açılan tencereden başındaki adamlar. Bir gün hocam. Bunu konuşanlardan bahsediyor. Reha hocam bir saniye. Tabii. Serhan, duyuyor musun beni? Duyabiliyorum Gülcan abi. Bu konuşma olmuş mu olmamış mı? Hangi konuşmadan bahsediyorum? Başkan istifaya davet edilmiş mi edilmemiş mi? Yönetici. Tabii ki başkan ama şu şekilde istifaya davet edilmiş. Yani başkan sen istifa et denmemiş. Başkanım onursal başkan ol. Sen çok yorumsuz. Olmuş çok, yani. Tabii ki. Yani dinlenmen lazım. Peki dinlenmen lazım. Senin istihbaratına göre bunu Mustafa Bey'in sağlık durumuna ötürü mü rica ediyor yöneticiler? Ya da öyle bir olaya gündeme getiriyor. Florya ile olan bağların son olaylardan kopması nedeniyle mi? Gürcan abi şöyle söyleyeyim. Ben şöyle direkt söyleyeyim. Başkan sağlık durumu bir senedir böyle.
Hatta seneyi devriyesi geldi. Sağlık olaylarının seneyi devriyesi geldi. Hatta daha da ileri gideyim ben. Başkanın açıklama yaptı. Biliyorsun Galatasaray TV'de bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada biliyorsun haysiyet ve şeref lafını kullandıktan evet. sonra ertesi gün sabah saat 10'da hastaneye gitti. Akşam saat 5'e kadar bütün vücudunu check-up yaptırdı. Yani seneyi devriyesi geldi. Hastalıklarının ne olacak, nasıl yeni devam edecek yani şeklinde. Bu olay diyorsun. Yeni değil bu olay. Ya zaten başkan bir seneden beri sağlık sorunlarıyla boğuşan bir idareci, boğuşan bir insan. Yani böyle bir şey olsaydı de, o zaman bir sene önce demeniz lazımdı. Ben böyle düşünüyorum. Bir sene önce başkanım siz sağlık sorunlarınız var. Galatasaray'ı bırakın. Peki Senar'cığım sana bir şey soracağım şimdi gene yakalamışken. Sen bu işleri biliyorsun, içindesin, onu duyuyorum da. Peki bu 4-5 yönetici şu anda seçim olayında başkanlığa aday veya başka başkanlara aday olanların yanındalar mı acaba? Adayların ya da aday adaylarının. Değiller. Şu an için öyle bir oluşumda değiller. Peki Serhan. Öyle bir şey de yok. Çok kısa bir şey soracağım. Çok kısa. Ama. Çok bilgi. Realcığım unutuyorum sorumu. Önemli onu söylediğiyle ilgili. İkiniz de sorun. Hayır, öncelik senin madem. Peki sağ ol. Önemli, çok kısa bir şey. Peki Serhan, bu pandemi nedeniyle kongrenin bir yıl daha ertelenmesi söz konusu. Seçim olmayacak muhtemelen. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da. Bir yıl değil ya. Haziran'da yapmaları lazım. Şu an şu anki öngörülen takvim şu şekilde. Mayıs'ın sonuna doğru bir Galatasaray'ın bir seçimi söz konusu. Ama hani minimum bir ay daha atabileceği ifade ediliyor ama tabii ki bunlar varsayım üzerine konuşulan şeyler. Evet. Ya biliyorsun abi, seçimlerde şöyle bir takvim var. Eğer seçim zamanı gelene kadar başkanlık makamı devam eder. Ama evet. burada tabii ki kurullar istifa eder. Başkan istifa ederse de bir ondan sonra bir kayyum olayı söz konusu olabilme durumu da olabilir tabii ki. Peki Serhan'cığım bir şey daha söyleyeceğim. Seçim olursa biliyorsun kapalı salonlara izin vermiyorlar fakat Galatasaray Lisesi'nin ön bahçesi ve arka bahçesi çok geniş diyorlar. Ben görmedim. Statlarda da ve olabiliyor. Ve orada yapmayı düşünüyorlar. Hayır, yönetmelikte var ya lisede olması filan gibi evet, bir evet, olay. Evet. Bahçelerde lisenin ön ve arka bahçesi buna çok müsait diyorlar. Onun için de yapılabilir gibi bir yorum var. Ne diyorsun? Evet, bu da zaten sonuçta karar kılınabilecek durumlardan bir tanesi. Biliyorsun, sen de biliyorsun Erman Hocam. Galatasaray Lisesi geniş bir bahçeye sahip ve pandemi... Ben girmedim, bilmiyorum da. Pandemi koşulları dahil olacak şekilde. Mesela ne yapmayı düşünüyorlar? Bunlar birer alternatif olarak geliştiriliyor tabii ki. Ama bütün her şey tabii ki hükümetimizin vermiş olduğu kararda. Tabii ki bu öyle bir karar verirse, pandemi doğrultusunda böyle bir şey karar verirse... Tabii ki dışarıda bahçede büyük bir bölüm var. O bölümde belli aralıklarla belli üyeler gelip hiçbir şekilde pandemi kuralları bozmayacak şekilde bir oy kullanılması tartışılıyor. Ama şu an için bunları konuşmak için erken, hükümetin vereceği karar tabii abi ki şu buna. An 300 kişiyle sınırlı Erman abi. Şu an öyle ama. Şu an. Şu an mevcut 7000 8000 üyeden bahsediyoruz. Tabii 30 bin üye Fener'de var, 7-8 bin Galatasaray'da var. Şu an devletimiz diyor ki 300 kişi geçemez. Ya sen ben şey Serhan söyleyecek. Benim anladığım bir mağlubiyetle, yani çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Bir anda Mustafa Cengiz başkanken ertesi gün onursal başkan oldu. Göztepe galibiyetiyle tekrar başkanlığa döndü. Bir de senin tabii çok deneyimlisin. Çok da başarılı bir gazetecisin. Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorsun. Estağfurullah. Serhan, benim anladığım bu toplantıdan çıkan, Göztepe galibiyetinden sonra Beşiktaş'ta puan kaybetti. Biz de içeride Beşiktaş'ta oynuyoruz. Şampiyonluk şansımız yükseldi. Sakın bu olaylara girmeyelim. Baltaları gömelim dediler. Tabii camia, taraftar bize ihaleyi çıkartır. Onun için susalım, sesimizi çıkartmayalım. Lig bitsin, ondan sonra gerekli eyleme yaparız. O mu? Aynen o şekilde Reha Hocam. Şöyle bir şey var. Ben size söyleyeyim. Bu haftaya geçersek 6 haftada bir galibiyet alan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Eğer Galatasaray 6 haftada bir galibiyet almasaydı, 6 haftada 4-5 galibiyet alsa ya da hatta 6 galibiyet alsaydı şu an en büyük başkan bizim başkan denilecekti. Tabii, ve çok güzel. Bunların hiçbirisi olmazdı değil mi? Çok güzel, çok güzel tespit yaptı. Mustafa Mustafa Başkan'ın çıkışıyla şimdiye kadar olmayan bu Galatasaray'daki olaylarda maskelerin bazıları bayağı düştü herhalde, değil mi?
Tabii ki yani kimin ne olduğu tabii çok anlamıyla biliniyordu zaten de burada da, ama yani ben burada da şunu söylüyorum Erman Hocam, yani deneyimli olarak söylüyorum. Sonuçta başkanın yola çıktığı yol arkadaşları bu yönetim kurulu üyeleri. Tabii ki burada başkanın kötü olmasını istemezler, başkanın kötü bir şey söylenmesini istemezler. Ama orada belki dayanamadılar, belki olumsuz sonuçlar, belki başkanın bu çıkışları kendilerini rahatsız etti. Bu şekilde dile getirdiler ama işte sonrasında da tabii ki salı günü yönetim kurulu toplantısı oluyor. Orada sonrası da belli olacak gibi gözüküyor. Ama benim duyduğum bu, şimdi kazan kaldıranlar başkan aday olduğunda başkanın yanında çok takla atmışlar, girmek için neler yapmışlar. Evet, başkan da bu ifadeleri kullanıyor. Benim duyduklarım. Zaten şöyle bir durum söz konusu Erman Hocam. Başkanın bir kararı var biliyorsunuz. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kalçal ve Yusuf Günay. Yani zaten bu kararından bahsediyoruz. Bu kararı zaten sürekli başkanla beraberler. Evet. Tabii ki seçim zamanında da şöyle bir durum söz konusu. Eğer başkan seçime girerse, seçime girme durumu olursa ki ben olacağını düşünenlerdenim hala. Tabii ki bu seçime girdiğinde yanına almayacak insanların ya da yanına alamayacak yöneticilerin belki bir anlamda sağlamasını yaptı değil mi? Başkan yani o şekilde de olabilir. Ender. Kazanma şansı ne olur başkan seçime girerse? Camia yakından şimdi, bildiğin için Serhan. Ya hocam şimdi bunları çok söylemek işte kesilemiyor. Çok erken ama yani mesela çoğu insan kaybeder diyor rakipler. Tabii Ender'in söylediği de çok doğru. Yani bir çata aday oluşur, diğer tarafta bir birliktelik olur ama genel şu anda çok erken ama yani Mustafa Cengiz'in girerse kaybedeceği söyleniyor. Sence? Ya hocam işte ben bunu kestiremiyorum. Çünkü öyle bir spor camiasındayız ki bir günde vezir oluyorsunuz, ertesi gün rezil oluyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. O açıdan baktığımızda işte hani başkan mesela hani en son o futbolcularla yapmış olduğu açıklamayı yapmasaydı eğer çok büyük bir oy potansiyeli olabilirdi. Burada belki bir oy düşüşü olabilir ama ilerleyen günler neyi gösterecek belli olmaz. Belki daha farklı şeyler de olabilir. Futbol takımının yani performansı da önemli sanırım. Farklı şeyler en önemli olay o. Farklı şeyler dedin o mu? Futbol takım performansı mı? Parantez içinde onu yakaladım. Farklı şeyler olabilir dedin ama ya. Ama futbol takımın performansı kadar başkanın futbol takımıyla ya da Fatih Terim'i daha fazla yaraşması, daha fazla bir araya gelmesi, tabii, daha güzel görüntüler vermesi, bunlar da tabii ki faktör olabilir. Serhan'cığım bundan takriben bir ay önce Galatasaray Başkanı değil mi? Keşke bu maçı gençlerle oynasaydık da kaybetseydik diyen. Doğru mu? Doğru. Peki dünkü maçta Fatih Terim ne kadar genç varsa hepsini oynattı. Bazılarını da kenarda bıraktı. Demek ki Mustafa Cengiz'in bu konuşması Galatasaray takımının yararına olmuş gibi geldi bana. Hocam şu anki atmosfere göre tabii ki hoca kadro yaparken 6 tane eksik olan bir alt takımdan 6 futbolcunun eksik olması da bir tabii ki başka alternatife giremedi hoca. O açıdan baktığımızda planı da ona göre yaptı. Ben de oradan doğrudan konuşmayayım da hocam ortadan konuşmaya devam edeyim ben. Dünkü maça bakılırsa Mustafa Silin yaramış Galatasaray'a. Mustafa Silin. Aziz Silin yapardı eskiden, şimdi de Mustafa Silin yapıyor. Sevgili Serhan teşekkür ediyoruz sana. Ben bayağı yorduk seni. Sağ evet, ol. Evet, çok teşekkür ederiz. Söylemediklerin var mı? Söylemediklerin. Yok hocam sizin söylediklerinizi ben izliyorum şu an. İzlemeye de devam edeceğim hocam. Evet. Yani öyle zannediyorum ki futbol takımının alacağı sonuçlar ve hem Mustafa Cengiz'le Fatih Terim hem de futbolcular arasındaki iletişimin geleceği biraz da bu işleri şimdi ortaya koyacak gibi nasıl gözüküyor. Nasıl ülkede Ender? Bir kulüp ha? Bir kulüp büyük bir camia sırf skorlara. Yani bu sırf Galatasaray için değil. Genelde bunu çok yaşadık. Biz geçmiş tarihte de koskoca büyük camialar, milyonlarca taraftar var. Sen ne güzel tarif ediyorsun. Diyorsun ki sahiçi skorlarıyla bazı şeyler belli olacak. İleriki tarihte değil hocam, mi? Hocam benim anladığım Fatih Hoca Mustafa Cengiz'e devam etmeyecek. 4-5 tane Mustafa Bey dışında 4-5 tane adaylığını açıklayan Galatasaray delege şeyi var, üyesi var. Ama Galatasaray'da, Ender de iyi bilir, dinamikler hiç bitmez. Yani Galatasaray'da başkan adayı olursunuz, hatta başkan olursunuz, diğer başkanın yönetimine girersiniz. Onların ananelerinde ben başkan adayım, yöneticim olacağım öyle bir şey yok. O yüzden orada ittifaklar konuşur.
Yani 5 başkan adayıyla seçime gitmez Galatasaray. O başkan adaylarından en az ikisi birleşirler. 3 aday olur. Akyaman bunu geçmişte çok iyi yapmıştı. Tabii, tabii, yanına ekibine mesela ileriki dönem başkan olabilecek 3-4 kişi almıştı hatırladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Alp Yalman yönetime de girdi. Tabii yönetime. Kendi bir de başkan olduğu zaman çok iyi yöneticiler aldı. Başkan, ol, başkan olduğu halde. Kulübü yönetebilecek başkanları da o yönetim tabii içinden çıkardı. Yönetime de girdi yani. Evet Erman abi toparlayalım artık. Bir son söz senden rica edeyim. Şunu görüyorum Galatasaray'da. Mustafa Cengiz'in yanında devren kiralık rol arkadaşları var. Bir daha söyleyeyim mi? Varmış. Devren kiralık rol arkadaşları varmış yanında. Hepsi meydana çıktılar. Dedim ya maskeler düştü, patır patır düştü. Üzücü bir şey değil mi hocam sizce? Üzücü bir şey tabii. Çünkü oraya girmek için neler yaptıklarını söylüyorlar sağda solda. Biliyorlar. Evet. şimdi sert ceviz çıktı Mustafa Başkan. Evet. Ve bence dün bir daha söyledim. Bence konuştukları buz dağının, ya, buzdağının iceberg'in görünen kısmı görünen bence. Peki. Daha konuşursa alt taraf bayağı kalabalık zannediyorum. Hafta içi yine lig mesaisi var. Hafta içi maçlarının şeyi var mı arkadaşlar? Hazırda programı varsa onu da hafta içi tabii hem Sivas Beşiktaş hem Galatasaray Trabzon maçları çok kritik. Yarın ve salı günü UEFA'nın toplantıları var. Bu arada Avrupa o Avrupa takımlarının 12 takımın bir Süper Lig kurma düşüncesi basketbolda EuroLeague'de olduğu gibi gündeme geldi. Bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson da eleştirmiş evet. İngiliz kulüplerini. Çok para düşkünü onlarda demiş. Yani orada sonunda da sonunda olacak ya. Nasıl? Sonunda olacak. Yani burada Bayern Münih'le Paris Saint-Germain oraya yaklaşmıyor, ona yanaşmıyor. Ama hani tabii burada FIFA'nın da bir takım, UEFA'nın da bir takım yaptırımları olabilir orada. Çünkü bir alternatif özel organizasyon o. Nasıl Şampiyonlar... basketbolda FIBA ile EuroLeague arasında sıkıntılar yaşanıyor. Bazı oyuncuları oynatmama durumu söz konusu olabilir. Tarihler denk gelirse... Mesela milli takıma gidemeyebilir oyuncu. Düşünsenize böyle bir durum söz konusu. Yani bayağı çetrefilli iş. Ama bilemiyorum. Ona gidiyor diyen de çok. Karşılıklı restleşmeler var. Pandeminin getirdiği bu arada Leicester maçı ne oldu arkadaşlar? Leicester maçında. Düşünüyorlardı zaten. Sonucuna bakarsanız çünkü. Abi UEFA'nınla. Leicester kazanmış bu arada. Chelsea ile FA Cup finalini oynayacak. Böylece bir Türk oyuncu da ilk kez FA Cup finalinde iki Türk oyuncu hatta belki de Cengiz de oynayabilir. Çağlar ve Cengiz oynayabilirler. Şimdi dün gece İspanya Kral Kupası vardı. Barcelona Atletik. Onun görüntülerini izleyeceğiz. İspanya Kral Kupası'nı. Laporta'nın yeni başkanı ilk kupa değil mi? Evet, Laporta'nın ilk kupası. Sonra sıcağı sıcağına bu akşamın maçı. Juventus Atalanta Juventus. Çok güzel bir maç. Bir de bir Paris Saint-Germain maçı var. Oo. Fransa'da liderlik işi karıştı. Uzatmalar 18 dakikada değil mi Ender? Muazzam bir maç. Orayı da bir lütfen takip edin. 3 çok güzel maç ayarladık. Özetleri hazırladık sizler için. Hazır sıcağı sıcağına onları seyredelim ve öyle veda edelim diyoruz efendim. Sonrasında hafta içinde yine yoğun bir mesai var. Takım oyunu olacak. Bizden hemen sonra da son sayfayı kaçırmayın.